Kur'an'daki taakkulun altındadır. Bir. Fikriyatı da varsa o zaman izandaki iltizamdadır. İzandaki değil. Yani izanın altındaki iltizam. He. Mesela şey neydi? Tasdik ilimdi. İzan neydi? İltizamdı. İzan yok. Şey, İltizam. İntisaldı. İltizam taassup. Şimdi fiili var. Namaz kılıyor. Orucu var. Kafire taraftar. Fiil var. O zaman dimağdaki iltizamdadır. İltizam yapıyor. Çünkü İslamiyet, şey, iman izandır. İslamiyet iltizamdır. Niye söylüyor izan? Çünkü iman izan vasıtasıyla dima kalpten besleniyor. Hatta izan için ne demiştik hatırlarsanız? Diman kalbidir. Evet, diman kalbidir. Tamam. Dolayısıyla adam namazı var, orucu var ama kafiri taraftar. Bu adam dimadaki iltizam, fiili sahibi dahi olsa iman esası kaçtır? 6. İslam esası kaçtır? 5. 131 Kastam'da diyor ki bu 5 tane iman esası tek sayılıyor. 6'nın yanına getirilir. Ne yapar? 7. Buna hakikat İslamiyet denilir. Bu 7 tane hakikat İslamiyet'in temeli de bak nereye götüreceğim şimdi. Temeli de şey. 2'dir. İman esaslarının da temeli. Bak nereye vuruyor o şimdi. Namaz kılıyor hiçbir işe yaramıyor. 6 tane iman esasının da 5 tane İslam esasında 6 alt tarafı 1 La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. İkincisi nedir? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Emre, geç öteki tarafı koy. Geç öteki tarafı koy. Şimdi El-Buzu Fillah ta o şeye kadar çıktı. İmanın çıktı. Esasından da önceye gelen. Çünkü ayet-i kerimede de var. Onun delillerinde kullanıyor. Üstad da diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُنَّرْ Mektubatta geçiyor. 378 galiba. Ne diyor? Sakın diyor kafire, zalime وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا zalim فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ yani meyletmeyin, taraftar olmayın. Ne yapar? Cehennem sizi dokunur. Kardeşim neyin olursa olsun tarafgirliğin batılsa her şeyi yok ediyor. Hangi sistem? Yani neredeki? Dimadan mı? Vicdandan mı? Yukarıdan aşağı indim. Değil. Dimağın kalbi, kafanın kalbi izandı. Orası bozulmuş. Yani diman kalbi bozulmuş. Eylemi tamam. Yani İslamiyet var, iman yok gibi olmuş aslında. Evet, İslamiyet var, imanı yok zaten. Peki niye yapıyor? Çok ilgimi çekerdi. Nasıl yapıyor bunu? Mesela Süfyanet'in 4 rüknü var. Hatırlar mısınız? İnna atte inada. Üçüncüsü Maraş'a. Hafızdır biliyor musunuz? Ve Kur'an'dan elinden düşmüyormuş. Ve 5 vakit namaz kılıyor. Meclise Kur'an'la gidiyor. Meclisin toplanana kadar Kur'an okuyor. Ona sormuşlar. Niye böyle? O kadar tiryak olmuşum ki bunsuz nefes alamıyor. Ayetinde, Mütehim suresinde 1. ayetinde geçiyor abi. Ne diyor? Ey iman edenler. Biraz sesini yükseltsen abi. Ey iman edenler. Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Ya. Yani o zaman izanda problem var yani. İzan kısmında o iş karışıyor. Diman, tabi. İltizamı tamam. Şu tamam. Şu tamam. Sen oraya hakim olur musun? Ama ben buraya geldim.
Tamam, senin vazifen o. İltizamı tamam. İzanı? İzanı tamam olmadan iltizam tamam olabilir mi? Oluyor işte. Mesela münafık namaz kılmıyor. Mesela Süfyan'ın üçüncü rüknü olmuş adam. O zaman sırayla da çalışmıyor diyebiliriz. Ama tasdikteki iltizam da var. Hayır. Şöyle bir şey var. Yani izanda problem olduğunda adamın taassup seviyesinde bir iltizam olabilir mi? Yani imansız İslam gibi oluyor aslında. Adam İslam'ı tam taassup seviyesinde... Mektubatı bak oku. 36 mıydı? 36. sayfada ne diyor? İman izandır, İslamiyet iltizamdır. Peki ise şey ne diyor iman? Hakka, tarafkirlik ve İslamiyet tarafkirlik, hakka tarafkirlik. İman neydi? Hakkı kabul etmek. Hakkı kabul ve tasdik. Evet, hakkı kabul tasdik. Tasdik. Tarafkirlik öbür tarafta. Evet, yani o tarafta oluyor. Hak nedir peki? Allah'ın dediği haktır. Kolay değil. Boşuna Osman tabii aklımız almıyor ya, boşuna ulema İslam korkmamış. Ötleri patlamış. Acaba Hazreti Ömer Efendi... Hani o zamanlar hücretin başında abi iman etmedikleri halde hakka tarafkirlik göstermişler. Evet, şeyler, Jontürkler, İttihat-ı-Rakiler. Bir kısımda İslamiyeti var ama hakkı kabul etmemiş. Evet, zaten Kur'an'da da diyor, iman ettik demeyiniz diyor. İslamiyeti kabul ettik deyiniz diyor. Niçin? Mesela Jontürkler, İttihat-ı-Rakiler... İman etmedikleri halde şeriatı şey yapıyorlar. Çünkü bu millet şeriatsız idare edilmez. Celal Bayar diyor ki bu millete tenkil lazım diyor. Tenkil, mesela bir hırsızı meydanda, bir tane hırsızı taksi meydanında cezası verilse, Türkiye'de hırsızlık kalkar. Tenkil bu. Üstadan buna teyiden şey diyor ya, din yalnız iman değil, amale salihinde din ikinci bir cüzüdür. Evet, şu alarda. Peki, başlayalım abi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain, ala Resulina Muhammedin salavat. 132 Akıl Tepecik. Bugün kaç? 11. 11 mi? 11, 10. Tamam. Evet, bir ısırmak için 5-10 dakika bir şey yapalım. Akıl diye ikalden geliyor, bağdan geliyor, bağ. Bir de yeni gelenler olduğu için. Nedir o ikan? Mesela deve ile giderlerken kafile, çölde bağlayacakları yer yoktur. Yani deveyi nereye bağlayacaksın? Yer yok. Yani kuma koysan sıkıp atılıyor. Birbirlerine bağlarsa beraber gidiyorlar. Deveyi, adam yani uyuyacak ya, deveyi kuyruğuna bağlarlar. Kuyruğundan böyle, böyle kurtulmak için şey yaparsa dönüyor dönüyor düşüyor. Bağlı ya böyle. Bağlı olduğu için ona kurtulmak isteyecek, böyle böyle dönüyor. Bu bağın adı ikar. Akıl da böyledir. Akıl bağdır. Bizi vahye bağlar. Bizi vahye bağlar. Hakikate bağlar. Çok geçen bir tanesi soru sordu. Çok ilgimi çekti böyle. WhatsApp'tan atmış. Hakikata, esma ile biz besleniyoruz. Yani ya buna somut bir misal yok mu yani? Biz esma ile besleniyoruz. Nasıl besleniyoruz yani? Hakikat bizi besliyor. Nasıl bizi değiştiriyor hakikat denilirse, iki tane örnek vermiştim. Bir tane güneş misali, şu anda bak bizi değiştiriyor ama haberimiz yok. Değil mi? Yani hücrelerimiz değiştiriyor, doğamızı, çevremizi vesaire değiştiriyor.
Daha mümini söyleyeyim bu güneşten hariç. Her şey, yani her şey ama devamlı değişken. Bunu zaman yapıyor. Hallaç pamuğu gibi evirip devirip çeviriyor. Zamanın maddeye, hadise tesir azimdir der. Madde, zaman atmasa insan değişime uğramaz. Değişmez. Demek ki zaman eşeğe tesir azimdir. Peki zaman bizi eşeği değiştiriyor mu değiştirmiyor? Haberin var mı? Hakikatta böyle. Zaman bizi değiştiriyor ama haberimiz yok. Yani farkında değiliz. Mesela ne yapıyor? Yaşlandırıyor. Geçmişimizi yapmış zaman. Geleceğimizi koymuş. Andayız. Bunu peki kim yapıyor? Zaman yapıyor. Peki zamanın farkında mı? Değiliz. Hakikatta böyle. Bu dersler de böyle. Yani şansa bırakılmamış hiç böyle. Hayatta boşluk olmadığı için hayatta boşluk var. Zaman hiç boşluk yapıyor mu? Yapmıyor. Şimdi akıl ikaldır'dan başladık. Akıl ikal olduğundan her şeyi birbirine bağlayarak anlam peşinde olur. Akıl bağ olduğu için alettir. Şey mi Hasan abi, yani bu bağlama evresinlikle itibariye dönüştürür o bağlaması. Yok, o onu bile kullanır. Çünkü o akıl şurada ya, emrin ismen itibari burada. Yani burada. Yani akıl vahye bağlar, anlam arar. Yani vahye nasıl bağlar diye örnek verdim. Yani zamana nasıl bağlıysak, akıl da hakikate böyle bağlı demek istedim. Eşya nasıl güneşe bağlı? Kaçabilir misin? Kaçamaz. Ha, böyle insanda aklı işaret hücresinde geçiyor. Kalbi Rahman'a mı diyor? Ruhu Rahim, aklı Hakim ismine muhtaçtır. Hatırladın değil mi? Şimdi eşyaya nasıl tesir ediyor güneş? Eşyaya nasıl tesir ediyor zaman? Zamanı gören var mı? Bir Allah'ın kulu zaman kaç yaşında, dünü, bugün, yaşı var mı? Lem yelid ve lem yüled, zaman doğmuş mudur, doğrulmuş mudur? Tipi hacmi var mıdır, ne zaman vardı? Sormuyor. Oysa hep görmediğin şeyle kıyas ediyorsunuz ömrünü diyor, Allah falan diyor ahiret. Sen de yarın geleceğim diyorsun, yarın yok ki. Hep böyle konuştuğumuz zaman zamanı kullanırız ama görmediğimizi kullanırız. Ama şüphemiz de yok. Şimdi hakikatte her şeyin olduğu yerde ama levh-i mahfuz ya, her şey levh-i mahfuzda var, olmuş olacak. Ama zamanın hakikati de orada. Evet. Zamanın şeyleri sorgulamıyoruz çok fazla. Yani kardeşim, zamanı yaşıyoruz. Hep onunla mihenk, referans alıyoruz. Yani mihenk alıyoruz. Ölçü yapıyoruz. Eşyanın tesiri azimdir. Eşeği değiştiriyor. Ama hiçbir tanesi demez ki hacmin kütleşi, yaşı, doğmamış, doğrulmamış bir hakikat bizim ciddi bir zemin midir bize ya? Ciddi bir ölçü müdür? Onu niye ölçü alıyorsunuz? Ahiret ölçü alıyorsunuz. Allah'a ölçü alıyorsunuz. Yani dünya hayatınızı tanzim ediyorsunuz. Doğrudur, yanlıştır, deme, git, gitme. Bunları kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Nereye göre? Ahirete ve Allah'a. Allah. Peki adam diyor ki doğmamış, doğrulmamış. Var mı böyle bir şey? Nasıl inanıyorsun diyor. Gözükmemiş diyor. Nasıl inanıyorsun? Zaman. Var tabii böyle bir şey. Zaman doğmamış, doğrulmamıştır. Her şeyi tesir azimdir. Onun dışında kalan bir şey var mı? Gibi. Şimdi düşünelim diye. Niye bu tabirlerden giriyorum derste? 5-10 dakika diyorum ama bir yarım saat sürüyor. Arkadaşlar, tabirler ve bu tür konuşmalar aklın, tefekkürün eli ayağı gözlüğü gibi. Onun gibi. Akıl ikal olduğundan bağlayarak anlam peşinde olur. Zihin ise zekavetlerini kılıç olarak kullanırlar ki, zekilikler kılıç olarak kullanırlar ki insanları madara etmek, dalga geçmek için açık ararlar. Başka bir şekilde zekaları zevk alamaz. İlle böyle üstün olmak,
ondan fazla bilinmek, ondan fazla mal olmak, madara etmek, susturmak. Yani üstünlük vesilesi. Ne kadar üstünlük vesilesi varsa bizde o kadar zekiyiz. O, ne kadar üstünlük böyle yapmak istiyorsak. Ne kadar böyle geçmişiz böyle, hakikate bağlanmışız. Asude bir hayat arkadan böyle. Dünyadaki hadiselerin olurun olması gerektiği gibidir yani. Bu tembellik, temperverlik manasında değil. Arkadaki hüküm ayrıdır, öndeki hüküm ayrıdır. Tarlayı ekeriz, ama sonucu da tevekkül ve teslim oluruz. Efendim Ertem. Zekiler ihlassız mı amel yaparlar yani? Evet. Yani ama zekidir ama akılsız değil. Bak şimdi lise diplomasında, ortaokul diploması da var mı? Var. Yani akıllı adam zeki değil değil. Öne çıkmış akılsa zekiyi kullanır ama zeki ise aklı kullanamaz. Bak, aklı hakim yaparsa sağ yol, zekayı hakim yaparsa sol yol. Ben şunu sormak istedim. Hani zekiler dalga geçmek için üstünlük yapmaya çalışıyor yani üstünlük ispat etmeye çalışıyor. Oysa ki üstünlük ihlas ile olsa onu yapmaya çalışmayacak. Evet, evet, evet. Yani evet, tabii. Çünkü buna ait ayet vardır. Ey alay edenler, alay etmeyin. Umulur ki alay edilenler, alay edenlerden üstün olur, bilmezsin. Niçin alay ediyorsun? Zihin ise, akıl konuştuk, zihin konuştuk. Zihin ise bütünlüktür, bütüne getirmektir. Yani zihinde, bakayım vicdan nerede? Ha şurada. Tefekkürle mekan açmaktır. Bir daha. Tefekkür nedir? Tefekkür. Bağdır. Evet, akıl bağdır. O bağda yürüme yöntemidir tefekkür. Tefekkürün sonucu nedir? Tefekkür nedir? Mekan açmaktır. Nereye gittinse orayı var etmektir. Oralı olmaktır, ona dönüşmektir. Şunu yazayım. Asıl abi mekan donmuş zamandır ya abi. Akıl zamana bakıyorsa, zihin mekan diyorsa, yani aklın donmuş hali aslında zihin midir yani bu şeyden bakarsak? Bilmiyorum anlatabildim mi? Yok. Değil mi? Donmuş değil. Aktiflik yani var. Yani vücut bulmuş hali aslında. Aklın alem-i şehadetteki aktifliği. Akıllı adam köpeği de kullanır. Ama zeki adam köpekleşir, onun gibi olur. Ona yatan. Yani akıllı adam zekiyi de kullanır. Ama aklın iktizası vahiy bağlı olduğu için böyle dalga geçseler bile, alay etseler bile, aşağılansalar bile arkaya geçmiştir, seyreder, anlar, anlamamızdan gelir ve kırmaz. Bu adam bitirmiştir. Bu adam dünü, bugünü, yarını, şehadeti ve gaybı beraber aleminde yaşadığı için ölüm korkusu da kalkmıştır. Ölüm korkusu için ayette diyor ki, siz diyor kalben ne kadar dünyayı sevmişsiniz ki, kalbe ne kadar dünyayı soktunuz ki, ölümü kerih görüyorsunuz. Oradan çıkarttığım psikolojide ben ne çıkarttım bu manada? Ölüm korkusu kalbe giren dünya sevgisi kadardır. Çünkü çıkmak istemiyorsunuz. Oysa ahiret daha iyidir. Şimdi gelecek zaten ona da çabucak. Zihni bir daha diyer misiniz abi? Zihin bütünselliktir. Zihin bütünlüktür. Bütüne getirmektir. Tefekkürle zihinde mekan açmaktır. Bakın, akıl bağdır. Fikir yoldur. Yürüyen yöntem, sistem, tefekkürdür. Yürüdükten sonra, gittikten sonra orada bir mekan açılıyor. Orayla hemhal oluyorsun. İşte tefekkür zihinde mekan açmaktır. Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Zaman nasıl eşyayı değiştiriyorsa tefekkür de zihni değiştiriyor.
tefekkür aklın bir sıfatıdır. Tamam. Bu sistemi kullanarak vicdanın zihninde ayat etekvini 18 bin alemin vücud halicisi var. Zihin 18 bin alemin kocaman şu kiraz ağacının çekirdeği gibidir. Zihin 18 bin alemin çekirdeğidir. Çekirdeği. O çekirdek ağaç nasıl olacak? Onun için gelmişiz. İnsan Halikuhu Habbu ve Neva. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan bir çekirdeğe benzer. O 18 bin alem insana kodlanmış. Nerede? Zihin. Zihin böyle bir özelliği var. Zihin vicdandadır. Peki tefekkürle ne yapıyoruz? Orada mekan açıyoruz. Mekan açılıyor. Yani zaman nasıl tesir ediyor? Mesela nasıl mekan açıyor? Ya geçmişteki bir hadise, senin aleminde bir doktorum ne diyorlar, bir şey geçirmiş diyorlar ya tıpta. Travma geçirmiş, duruyor kenarda, kaldırmak gerekiyor. Yani olmuş yani, duruyor orada. Gibi yani, tefekkür de zihinde böyle bir yer açar. Ben bunu bir sileyim de güzel bir şey yapalım. Tefekkür ne be? Akıl ve zihin bağlı mı? Tefekkür zihinde yer açıyor, öyle mi? Evet. Bu çok önemli ya. Şeyi o hani Üstad kalp için feriste diyor ya, şeyi çekirdeğidir diyor. Sanki o kalp için söylediği şeyi siz zihin için kullandınız sadece. Kalp haritadır. Kalp haritadır. Neyin haritasıdır? Kalp komple harita. Bu hayat-ı tekviniye şeklidir. Evamili tekviniyeleri. Akılda evamili tekvine, bu hayatı tekviniye. Yani zihin, daha çok zihin kitab-ı mubin tarafına bakıyor. Kalp imam-ı mubin tarafına. Allah. Evet. Çünkü mazi ve müstakbel harita-i kutsiyedir kalp. Kalp için 146 emirdan da söylüyor. Zihin kazanılmış kazanımların, o vücudu haricilerin dönüşmüş halleri. Onu Kalı Mesnevi de söylüyor. Şeydir diyor, haritadır, resimdir diyor. Zihne resim diyor. Biliyorsunuz ki resim, bahçenin bir resmi. Kuş var, kelebek var, bahçe çiçek var. Resim var. Ha bak evet. Mesela bak. Muhakkemat 96'da resimli harita farkı vardı. Evet, harika. Kelamla. Harita şeydir, kalptir. Çünkü Üstad Sari söylüyor. Resim şeydir, zihin demiştik. Şimdi ben buraya şey yazayım ki, ince bir şey yazayım ki, başka şey yapılmıyor, sığdıramadım. Vicdanda şuradaydı. En dışarıda ne vardı? İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbaniye. Tamam. Şöyle. Şey miydi? Yanlış mı yazdım? İkinciye eklediniz abi. Şuna mı ekleyecektim? İkisine de bağlı aslında. İkisine de aynı. Yani oradan geliyor. Ha, vicdan ya. Burası vicdan. Şöyle diyeyim. Vicdan. Onu kastettik. Tamam. Şimdi... Abi bir şey anlamak için bir şey sormak istiyorum abi. Özür dilerim. Şimdi şu tahta var ve üzerinde yazılar yazılmış değil mi abi? Şimdi tahtanın beyaz hali, boş hali aslında yazıların tümünü içeriyor mu abi? İçeriyor. Evet. Yani o zaman tahtanın boş haline... Zahirde ademi gibi görünüşü aslında evamili tekviniye midir? Biz ayat-ı tekviniyelerle tefekkürümüzde... Harika. Bu evamili tekviniye tayin etmişler ayat-ı tekviniye. Doğru. Çok güzel. Güzel. Mesela şu yazı ne kadar mıyım arkadaşlar? Bu yazıyı gösteren ara boşluklar var ya, yazı kadar değerlidir. Buradan bu yazıda ara boşluğu kaldır, yazı yoktur. Çok güzel. Yani tanımlanmamış.
vücud hariciye çıkmamış ama her şey olabilir ama hiçbir bir şey olmamış. Her şey olabilir olan beyaz tahtadır, evameli tekvini ama olmuş hayatı tekvini. Yani alem emir midir orası? He, alem emir. Emir. Adem. Zaten şey diyor, İmam-ı Mübin'e ilim emir. Kitab-ı Mübin'e irade ve kudret tazamun eder. Yani zihin arkadaşlar, ayat-ı tekviniyeler resime dönüşmü. Akıl da burada evameli tekviniye. Yani vahiy olduğu için, vahiy buraya geldiği için. Tamam, şimdi akıl neydi? Bağdı. Fikir neydi? O bağın yolun büyüklüğü, genişliğidir. Yoldur, fikir yoldur der. Ben sahih ki diyorum Risale'de. Fikir yoldur. Tefekkür, o yolda yürüyen arabanın keyfiyetidir. Büyüktür, küçüktür. Tamam, güçlüdür. Tefekkür sistemdir, yoldur. Tefekkürün sonucunda ortaya çıkan kazanın, ona dönüşüyoruz, zihinde oluyor. Zihinde mekan açılıyor. Tefekkürün sonucunda ne oldu? Yaptık tefekkür, kayboldu gitti. Hayır, zihinde mekan açıldı. Zihne dönüştünüz, resimlendi. Sen o tefekkürün, hatır böyle şey istemez misiniz? Tefekkür anındaki o hali-i rüyenin resmi yok da dünyada. Ahirette olacak bunun. Tefekkür anındaki o hali-i rüyenin bir resmi olsa. İşte o zihinde resimleniyor. Alemi misalleniyor. Hasan abi çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Yani daha doğrusu bir soru sormak istiyorum. Şimdi abi biz sanki zannediyoruz ki hep sağ yoldan devam edenler zihine ulaşıyorlar gibi. Halbuki zihin bizim alem-i şehadetteyken ahiretimizi belirlendiği noktadır. Kullanıyoruz zaten. Hayır istiyorum abi. Mesela burada Allah'ı inkar edenler, kafirler de zihinlerinde bir adem oluşturuyorlar. Ve ahirette yaşayacakları adem de bu mudur abi aslında? Evet, evet. Bu dünyada zaten onu 218 miydi Mesnevi'de? Cehennemi cismaniye arif olan mümin için. Ama cehennemi cismani arif, yani bir Müslüman günah fazla. Cehennemi cismani haleti, kafirin işte bu dünyada cehennemi manevisi daha beter bunun diyor. O daha hafiftir diyor. Yani ademi zihinde oluşturuyor. Oluşturuyor. Zihinde de oluşuyor. Çünkü yani şu, olması gereken şey olmuyorsa ademe dönüşüyor. Olması gereken, mesela diyelim ki bu dünyaya geldik abi, çekirdekleri ağaç yapmaya geldik, tamam? Yapmadın, ne oldun? Olması iken olmaması vücut adına ademe çalıştın. Vücuda geldin ama ademe hizmet ettin. Hani inkişaf etmemiş o istidat, kabiliyetin, körletin, adem. Peki ne yapacak o? Onun nurlanması gerekiyor işte, ateşe girmesi lazım. Şecere zaffur diyor ya, Adem ağacı gibi oluyor. Adem ağacı gibi oluyor işte. Bakıyor zihin boş, zihinde hiçbir şey yok. Şimdi... Adem var. Adem var abi ki. Var. Yokluk var. Yokluk var orada. Çok acayip. Tembel. Yok var sadece. Varlığı ölçersiniz. Varlığı ölçersiniz. Eni, boyu, kilosunu. Buna nicelik denir. Renk ise ölçülemez. Buna nitelik deniyor. Aynı yerdeler ama aynı cinsten değiller. Mesela rengini ölçemezsiniz. Yani öyle bizim şeyle. Ama aynı yerdeler. Nitelik de nicelik. Bazı şeyleri, yani bu örnek için söylemiştim. Bazı şeyleri düşünemeyiz ama onlarla düşünürüz. Mesela zamanın kendisini düşünemiyoruz ama zamanla düşünüyoruz. Zamanı kendisini düşünemiyoruz. Ama zamanla düşünüyoruz. Allah'ı düşünemiyoruz ama Allah ile düşünüyoruz. Zamanı düşünemiyoruz ama zamanla düşünüyoruz. Allah'ın zatını düşünemiyoruz ama Allah ile düşünüyoruz. Düşünce sisteminden, yani kalp düşünceyle çalışmıyor. O zaman zamandan çıktığı zaman kalp düşünce değil, başka bir şeyle çalışıyor. His. Tabii yani mesela geçen hafta şey yapmıştık, bilmenin çeşitleri vardı. Bilme kaç çeşit var mesela? Bilme vardı, onu bir göstereyim sizde. O da ilginçti. İstifade edersiniz. Bir, aklın
Dima, Dima'da gözü var. Yani Dima, şu Dima, aklın gözü var. Aklın gözü nedir? Tefekkürdür. Tefekkürdür. Vicdanın gözü nedir? Müşahede. Kalbin gözü imandır. Ruhun gözü miraçtır. Namazda tahakkuk ediyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Enenin gözü kendine vücut rengini vermemekten ve kusuru deruhte etmekten hasıl olan, hasıl olmayan şey. Anladınız mı? Bir daha abi. Yok, şey, bir mana sanki tekvin gibi oluyor. Yani. Bak şimdi. Bak şimdi. Enenin gözü kendine vücut rengini vermemekten, vermemekle kusuru deruhte etmekten hasıl olan, hasıl olmayan şey. Evet, evet. Hasan abi, Adem için diyorsunuz ya, vücutsuz vücut. Vücut, evet. Mekansız mekan, evet. Zamansız zaman. Acaba. Ama her şey onun üzerinde görünüyor mu? Şimdi ene olmazsa da aslında hiçbir şey görünmüyor. Yok. Ya. Şimdi bakar mısın şu yemeğin tadına deyince kim kulağını götürüyor? Kim gözünü götürüyor? Yemeğin tuzludur, biberlidir. Gözde gören var. Yemeğin tadını görmenin dili, yani gözü, yemeğin içini görmenin gözü dildir gibi. Gidelim çünkü güzel bir şeyler okuyacağım da biraz ısın, şey yapalım. İnsan projedir. Kainat onun vücudu haricisidir. Binanın maddesel tarafının dışında bir de projesi var. Binadan projeyi alırsanız, binanın demirleri bir tarafa, çimentosu, çakılı vesaire bir tarafa yığılmış, ayrı ayrı olarak görürsünüz. Proje onları bir araya getirerek anlamlaştı. İnsan da kainata böyle bir projedir. Bilim gerçeği arar, felsefe hakikat arar, sanat da güzelliği arar. Bunlar dinle barışıksalar, yoksa bunların tersini arar ve yürür. Din bunları bütünsele getirir. Birkaç tane bir şey de okuyayım, keseyim. İnsanoğlu çok gariptir ya, çok çok. Kendini bilen, hakkı bilirin bir manası, çok konuştuk bunu da. Hani her, ben şey okuyorum ya, akıl. Akıl okurken, defterim de kenarda. Ders okurken de öyle. Doğru. Çünkü mutlaka not alıyorum. Yani bunun hakkında çok konuştuk. Men arefe nefse fekad arefe rabbe. Kendini bilen Rabbim bilir ama her okuşta farklı sıfatları çıkıyor. Mesela bir tanesi de şu. Kendini bilen hakkı bilirin bir manası, kendini her esmanın her mertebesiyle bilmenin cemi olan hak ismine mazhar olmaktır. Ne kadar Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'taki, Cenab-ı Hak'taki hak ismine mazariyet nispetinde kendini bilme derecesidir. Mesela Cenab-ı Hak diyoruz. Risale'de çok kullanılır. Ulema'da çok kullanılır. Cenab-ı yön demektir. Yani biz tabirleri kendisi zannettik. Mesela derviş. Dervişi kendisi zannettik. Oysa Farsçadır derviş. Kapı eşiği demektir Türkçesi. Yani kapı eşiğinde girmeyi arzu eden zat. Kapıdan da. Olmamış da. Kapı eşiğine derviş denilir. Yani tabirleri kendisi zannettik. Yani dervişin olmuş hali. Hayır. Bak şimdi. Kendini bilen hakkı bilir demek. Allah'ın nihayetsiz esması var. Ama kainata 1001 esma, şu kadar esma var deniliyor. Gazali'ye göre 4000 esma var kainatta. Şimdi her esmanın nihayetsiz mertebesi var mı? Var. Bakın, bak. Her esmadan ne kadar varabilmişsen, her esmadan, hani arı çiçeklerden alır ya, her esmanın farklı meratiplerinden aldığın miktarın hulasası sende hak olur. Hak ismi bu. Her esmanın her mertebesi sende bir kuvve var.
her esmanın her mertebesi sende nerede tecelli etmiş, ne kadar etmişse bunların toplamı Hak ismi. O zaman senin hakikattaki seviye bu. O nispette de hakkı bilmiş olursun. Abi bütün hakların cemül cemi beka mıdır? Beka zaten bunların daha arkası. Ha. Beka denilmez yani. Zaten bu isimler zaten baki. Beka başka bir şey yani. Tek vücut sahibi Allah'tır. Biz karıştırmışız şu mevcudatı. Vücut sahibi Allah'tır. Zat-ı sıfat hayal edin. Zat-ı sıfat sayayım ben. Vücut, beka, kıdem, bahtaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin. Herhalde yedi oldu. Vücut nerede saydım? Zat-ı sıfat. Zat-ı sıfat da burada ne işi var? Yani demek ki bu varlık mevcuttur. Tek vücut sahibi Allah'tır. Peki vücut nedir? Onu şey yapacağım. Bizler mahluklar ise vücudun tezahürü olan mevcuduz. O zaman nedir? Mülk, her şeyi mülk tarafına, mevcut melekutuna vücut denilir. Mesela herkese göre vücut değişir diye demek istiyorum. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ahireti görmese namazda yakinim ziyadeleşmez diyor. Ben görmediğim Allah'a iman etmedim diyor. Görüyor. O kendi aletini söylüyor. Genel bir kaydı değil bu. Ahiret bize göre gayb değil mi? Gayb. Allah Resulü gitti gördü mü? Ona gayb değil ki artık. Gayb değişti ona. Onun gaybı başka. Onun gaybı başka. Mesela bu dersleri hiç duymamış insanlara bu dima gaybtır. Ama senin için benim için gayb değil. Mesela hafız diyor ki çok tuhaf. Bizim için gayb ya. Hepiniz duymuşsunuz. Kur'an okuyor biliyor musun? 5-6 cüz okuyor günde. Okurken uyuyorum diyor. Osman böyle bir şey olur mu? Ne kaldı? Nerede kaldı? Ezber okuyor yatarken. Uyuyor. Rüyasında devam ediyor. Aynı yerden. Aynı yerden devam ediyor. Gafur'la beraberdik değil mi? Evet, evet. Sonra kalkınca ipi oraya koyuyor rüyada. Bu akşam okumuştum diyor. Peki bunun zamanında yine aynı yerden devam ediyor. Yani. Evet. Öteki de. Peki 19. mektupta vahyin 40 cüzünden bir cüzü rüyada gelmiş. Mesela şu serbest belge Cenab-ı Hak rüyada vermiş. Rüya gibi gözüken şey. Yani şu her şeyin melekutu vücuttur, mülkü mevcuttur diyor. Yani. Abi ben az önce şunu söylemek istedim. Özür diliyorum. Ne olur bana susmayın artık da. Şimdi herkesin bir Rabbi vardır. Hı hı. Allah birdir diyoruz mu? Diyoruz değil mi abi? Hı hı. Şimdi benim Rabbim bende hak olan mıdır? Onu demek istiyordum evet, ben aslında. Evet. Yani o, bunun evet. Bütünlüğü... Bütünlüğünün sendeki adı hak, senin Rabbin o. Benim Rabbim o. Uliyet değil o. Senin Rabbin. Benim Rabbim. Herkesin bir Rabbul Alemin var, bir de Rabbim var. Senin hakikat seviyen gibi. Yani. Benim hakikat seviyen. Evet o. O işte yani. Şimdi işte sevmek hissen bilmektir. Bak, sevmek aklen bilmek değil. Hissen bilmektir. Onu var etmektir. Var ki seviyorsun. Olmayan sevilmez. Çünkü niye? İşaret Hücaz'dan çıkarttım. Ahirete diyor imanımız var. Görmediğimize nasıl böyle his bağı olur diyor. Tamam mı? Eğer öyle bir yer olmasaydı bak şimdi. Şöyle diyeyim. Ben şimdi dağa çengel atıyorlar hep. Çeviriyorum. Bir fırlattım. Takıldı mı? Tutup şeyi. Eğer ahiret denilen bir yer olmasaydı hissi bir bağım olmazdı. İnsanlarda beka hissi olmazdı. Demek ki şu. Sis, ipi attım. Ama gözükmüyor. Sis var. İp gergin mi? Veya perde var. Gergin mi abi? Gergin. Dersin değil mi? Mutlaka bir yere bağlı. Bağlı olmasaydı ip gergin olur mu? Görmeden de çıkarım yani. Yani mesela sis. Dağdan gidiyoruz. Sis. Peki o sis var, ip gözükmüyor takıldığı yer. Ama gergin. Ahiret de böyle gözükmüyor. Sis sarmış. Gaflet sisi. Ama o ip nedir?
histir. Histir, his. O his ki gergin mi? Demek ki bağlı. O da iman. Evet, o da iman. Şimdi his, sevgi, aşk onu var ediyor. Zaten vardır. Bu da kuvvetli bir bilme mertebesidir. Aklı mertebeden üstündür hissi bilmek. Mesela aklın diyor ki ya bu kıza veya bu oğlana ya takılma şöyle bir... Ya seni mahvetti ya. Ne, aklı ne kadar şey söylersen aşk ferma dinlemez diyor. Peki niye dinlemez bu kadar mantıklı şeyler söylüyoruz? Çünkü hissi bilmek aklı bilmekten üstündür. Kuvvetlidir ya. Bir şey anlatacağım bununla. Marifetullah kendini hakikatlerle bilmektir. Marifetullah Allah'ı bilmekti değil mi? Evet, marifet ettik abi. Evet, Allah'ı bilmekti. Tamam, men arafe nefse. Peki Allah ne diyor? Beni bilmek mi istiyorsun? Evet. İlk önce kendini bil. Ne ile? Hakikatlarla kendini bildiğin zaman o bilmenin üç yüzüne, melekütüne bakınca o benim. O vücut benim. Hasan abi, özür diliyorum. Tekrar söyleyeyim. Dur ama. Lütfen ama, bu çok önemli abi. Şimdi diyorsunuz ki, mesela hep hafızdan örnek verdik, yine devam edelim. Diyorsunuz ki, adamın aleminde şaka yok, yalan yok. Yok, kendini yaratılmak. Zeki olduğunu düşünen, akıllı olduğunu düşünen zekiler, onu çok rahatlıkla kandırabildiğini zannediyorlar. Evet. Öyle mi abi? Evet. Şimdi o zaman hafız ve gibileri hissen hareket edenlerdir. Aklen hareket edenler tarafından aldatılabilir. Evet, zeki. Evet. O zaman biz cennette akıl sahibi değil miydik abi? Orada mı? Evet. Yani akıl da vardı, o da vardı ama hissi bilmeler daha üstündü ki Adem Aleyhisselam hissi bilmesine aldandı. Hevasının temsilcisi olan havası aldattı ya. Aldatmadı. O da aldandı, hata yaptı. Ama burada bir korkunç bir sır var. Erkeği kolay kolay aldatamazsınız. Kadın yoluyla aldatırsın. Yani bir kadın kafaya koysun seni, koysun, ciddi koysun. Yani çok zordur seni halt edememesi. Ancak kendini bir yere hapsedeceksin, yani ulaşılamayacak olacaksın, başka şansın yok. Koydu mu kafasına, hiç şansın yok. İşte diyoruz ya, cinler, evet. Ve kadın, bazıları kadın da kızıyor, bizi, kadını mı aşağılıyor? Hayır, kadını yüceltiyor. Niçin biliyor musunuz? Kadının en büyük düşmanı erkek değildir. Kadının en büyük düşmanı kadındır. Kadın erkek için güzel, böyle güzel giyinmiyor. Güzel giyinip dışarı çıkmasının sebebi kadındır. Kıyas olmak istemiyor. Kadın öyle pespaya çıksa da güzeldir erkekler için. Kıyas edilmek istemiyor. Lemalar da söylüyor. Kıyas edilmek istemiyor. Kadın en büyük düşmanı kadındır. Bakın bakalım. Kadın erkek kavgalarının sebebi kadın kadındır. Neyse. Marifetullah kendini hakikatlerle bilmektir. Yani her esmanın her mertebesiyle ne kadar mazhar olmuşsan ruhunda bilmek, ilmen bilmenin ötesinde tahakkuk eder marifetullah. Yani aklen bilmek, hissen bilmek, kalpte duyguyla bilmek. Kapatmamış mıyız? Aklen bilmek, vicdanen bilmek, kalben bilmek, ruhen bilmek. Marifetullah da insanın kendine ait varlığı olmadığını bilmesidir. Marifetullah neymiş? Kendine ait varlığı olmadığını bilmesidir. Yani la ilahe ye bilirse illallah ile kendini ihya ve inşa eder. La ilahe'yi ne kadar bilirse illallah'ı o kadar bilir. Yani la ilahe, yani kendine ait zannettiğin şeylerin sana ait olmadığını bilme nispetinde illallah oluyor. İllallah da farkındalığı olur. Bunun da alameti, bunu peki öyle bildim. Hep böyle dersler hadi atarız ya. Ben kendimi illallah ile biliyorum. Bir la ilahe illa
bilmek var kendini, bir de illallah ile bilmek. Peki alameti nedir yani? Hakikaten mülk Allah'ındır, benim hangi seviyemde biliyorum bunu? Bunun alameti mutedil olur insan, adil olur insan. İnsan kendini ya düşmandır ya da dosttur. Ortası yoktur. Yani kainat insanla, insanladır, insan insanla vardır. Kainat insana rağmendir. İnsana rağmen, insana uygun olmuştur. İnsan ise kendisi kendisine uygun olmuştur. Bak şimdi bir de okuyayım. Bunun da alameti mutedil olur bu insan, adil olur insan. Adalet neydi adalet? Adalet. Üç sıfatı neydi abi? Hikmet yukarıdan aşağı. Şecaat. İffet. Bak, şed de koyduk aya. Bu C'de de şed de var mı? Şec. Bu adalet mi dediniz abi? Evet. Ama bu sanki geçen gün hani kuvve-i akliye, kuvve-i şey, i̇şte onun işte vasatları vasatları toplamı ahlaktır o zaman adalet aynı zamanda. Aynı zamanda ahlaktır. Huluklar. Evet. Yani adalet eylemseldir. İçsel yapı ahlak, huylar, hulukların cemidir. Ahlak. Yoksa iyi davranı falan bu. Ahlakın dışa vuruşu adalet oluyor. Evet, adalet. Eylemsel hal. Yani denge mi? Yani evet. Adalet içsel. Yani sırat-ı müstakim gibi mi yani? Evet. Bu da ahlak olan. Günde 40 defa yok. Böyle ahlakta dengeli yok. Olmak, adalette dengeli olmak 40 defa nasip eyle ya Rabbi. Ne 40? Sonsuz olsun. Yok yok. Tabii. Ama şey, her namazda Fatiha'da diyoruz ya. Evet öyle diyoruz evet. İnsan kendine ya düşmandır ya da dosttur. İkisinin ortası yoktur. Ortası yoktur. Dost olduğunun alameti de insan kendisine dost mudur, düşman mıdır? Dost olduğuna delil, vahşet ve yalnızlık ve kimsesizlik içinde olmadığı için insanlarla ve mevcudatla ilişkilerinde dostluk mihvali üzerine ceylan eder. Hırçın değildir. Hırçın, vurucu, kırıcı kimdir bunlar? İçinde yeyi, zulümat, vahşet, dehşetlerle boğuşan kişinin fiili halidir. İtici olmak, kırıp dökmek vesaire olmak. Bu mutedil bir mihval üzerine gitmiyor. İtidali yok. Tamam? O derece gönül yapar, yıkmaz. İnsanlara kral olmaya gitmez. Gönül sultanı olmaya gider. Kendini hatırlatan hakikatlerle meşgul olur. Hazreti İbrahim gibi olur. Ve okuyorum İbrahim, bitiriyorum. Ne demek Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti? Örnek olsun bir peygamber diye. Niye tek bir adam ümmet yaptı Allah? Yani bu. Çünkü vahşet, dehşet ve de yeis bu adamın içinde yok. Hazreti İbrahim aleyhisselam tek başına niye ümmetti? Çünkü muvahhitti. Her şeyi teke getirmişti. Bu hürdü. Nefsin kölesi olmamıştı. Eşyanın ve arzularından kurtulmuştu İbrahim. Kendi bilgilerinin esaretinden kurtulmuş. Allah'a tam teslim olmaya, Allah'ın dostluğunu kazanmış olmasıdır. Çünkü kendi bilgilerine, zanlarına kölelikten çıkmıştı. Elden Hazreti İbrahim'in en büyük özelliğini söylüyorum. Elden laf alıp satmayan, söylemi kendinden olan, riyakarlıktan fiilen uzak olan, özüyle, sözüyle, fiiliyatıyla aynı olan, hakikatları fiilen dile getirebilen insandır. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın her hissi, her duygusu, ne kadar hissi var? Her birisine vücut ver, vücut ver, vücut ver. Duygularına, latifelerine, aklına, fikirlerine vücut ver. Vicdandaki hislerine vücut ver. Duygularındaki duyguya vücut ver. Ruhundaki latifelerine vücut ver. Bu vücutları toplarsan ümmetten fazla ümmet olur. Onun için tek başına büyük bir ümmetti. Tamam. Burada kesiyorum. Yetisiydi. Tarikat, hakikat, zihinde marifetler okuyacaktık. Ölüm vesaire. Burada şey yapıyorum. Derse geçiyoruz. Herhalde ısınmışız. Peki,
Şey göndermiş miydik aklın şeyi? Bu haletinizi bozmayın hemen. Hemen geçelim. Önceki gönderdiklerimizden okuyorsak. Tabii ondan. Yani devamlıysa. Sayfayı söylüyorum. Geçen haftanın devamı. El sayfa 234. Sözler 280 diye başlar. Açın Dima şeyini açın. Açtığını sanın ben devam edeceğim. Mutlaka bunu çekmiştin çünkü bitirememiştik. Veya çekmemişsen gel çek. Çek abi. Sen de onu çevirirsin o kadar. Tamam. Al abi. Var mı telefonun? Yani benim telefonla çek istersen. Yani 234 şuradan şunu çek. Sonra bir sayfa atlarız. 214 mi? Yaptın mı abi? Bundan sonra tamam yeter herhalde. Ama bir tane de çek abim sonra keşke demeyeyim. Tamam. 234 var. 35 Samsung Sili var. Var mı? Hemen atıyorum gene. At abim hemen at onu abim. 232, 238. Sen benim siline bakacaksan bak bunlara şey Osman. Yok, şey yapayım artık. Yani bakabilirsin bunu. Ne zaman atılmış o? Ben şeyden buldum, medyalardan. Şu mu? Şuna mı? Attım abi. 20 Eylül yazıyor abi. Tamam. Atılmıştır. Of. 214. Tamam mıyız? Buldunuz mu? Evet, başlıyorum. Sözler 280. Hem böyle aklıma sığmayan şeylerle uğraşmayacağım. Metni okuyorum arkadaşlar. Ne demek? Akıl insanın elinde alet olduğunu gösteriyor. Hem böyle aklıma sığmayan. 282 sözler. İşte aklın uzak gördüğü bir tek mucizduma zatın bedeline. Bitti metin. Ne anladık? Senin elinde olan aklına sığmıyor. Uzak görür, yakın görür. Sığmıyor, uzak yakın görüyorsun. Senin aklın uzak görür. Sen başka donanımlarınla yakınlaştırman lazım. Yani aklına girmiyorsa akılda ile sorun değil. Mesela unutuyorsun, haramlara vesaire yapıyoruz, dikkati nazar yok. Dikkat nedir? Toplumsal nazar, dikkat et işte. Oysa dikkat bir latife. Şimdi aklına sığmıyorsa, bunu demek istiyorum, aklının bir sorunu yok. Yani onu oraya gelecek kadar çok engeller var. Mesela bir tanesini söyleyeyim, dikkat. Dikkat nedir şu, ben devlet memuruyum. Geldi bana bir vatandaşın dosyasını yaptım. 276. dosya attım depoya. 183. dosya attım dosya depoya. 76. dosyayı yaptım, attım dosyaya. Yığıldı orası. Sonra lazım olduğu zaman ben o depoda bulabilir miyim? Bulmanız lazım. Ha, işte dikkat demek onları tasnif etmektir. Muhakematta söylüyor onu. O zaman müracaat ettiğin zaman hemen ulaşıyorsun. Şimdi hem sözler 283'te şöyle diyor. Her saatte aklımıza gelmeyen işler oluyor. Ne dedi bir daha? Her saatte aklımıza gelmeyen işler oluyor. Ve hakeza burada da aklına gelen gelmeyen şeyler oluyor. Kainatta. Gerek dahilde gerek senin haricinde bunlar celal ediyor. Akıl şeylerini okuyoruz, her çeşit tanımlamalarını, külliyattan akıl hakkında neler denmiş diye. Sözler 285. Yahut aklını başına al, beni dinle. Cümle bitti. Aklını başına alan, almayan, alan, almayan, bizdeki daimi sistem taakkuldedir. Şu, taakkul sistemdir. Sistem. Bunu
içerisinde akıl var. Tahakkun içerisinde. Mesela tahayyül bir sistemdir. Orada sistemde biz ne yapıyoruz? Hayal ediyoruz. Mesela tasavvur Allah'ın bir sistemidir. Biz orada düşünüyoruz. Tamam. Şimdi taakkul bir sistemdir. Orada taakkul ediyoruz, aklediyoruz. Zekavet vesaire yapıyoruz. Yani aklını başına al, beni dinle. Yani burada taakkul diyor ya, aklını başına al, beni dinle diye. Taakkul aklını başına almadığında başka hangi şeyleri, neyi başına alıyor? Aklını başına almasa vahiy ile kopuk, zekadır. Ondan sonra beşeriyetlerle meşguldür. Zanları var, düşünceleri var, malumatları var. Var da var. Mesela İbrahim Aleyhisselam niye hep tek başına ümmetti? Çünkü zanlarından kurtulmuştu. Zanları yoktu. Bir zanı vardı haşir noktasında. Böyle istiyorum. Biraz böyle, biraz da merdane bir şeyi vardı. Yani şüphe mi ediyorsun? Hayır ya Rabbi. Yakine bilmek istiyorum dedi. Haşiri. Ondan sonra zanı nasıl kurtuldu biliyor musunuz? Dört tane kuş koydu. Dört tane kuş, dört tane tepe. Dört kıyalık çanta vardı ya. Dört kıyalık çanta var. Sırtında taşıyordu. Dört tane kuş neydi biliyor musun? Hani hatırlar mısınız? Yapmıştık bunu. Dört tane kuş. Sonra onu kesiyor. Harmanlıyor. Dört tane farklı tepeye koyuyor. Bunu niye çıkartıyor öne dediniz? Dört tane kuş acaba neyin simgesidir? Onu bütüne getirirsen haşir düze çıkıyor. O zaman demek ki geçen haftaki tefekkürleri doğru abi, doktorun ve Osman'ın. Dörde bölmüşlerdi, dört ayrı bölüm, dört ayrı birim demişlerdi ya Dima için. Onları belki de bütünlüğe getirmek midir bir manada? Evet, sureti. Dima dört. İşte o kuşların şeyi var mesela. Ben de çekmecede, yatak odamda böyle, şu kadar var tabii, şunun yarısı kadar var böyle, kalbi koymuş. Kalbin içerisindeki sıfatların dişe vuruşu hayvan olarak gözüküyor. Fare, domuz, yılan, çakal, hayvanlara dönüştürmüşler. Osmanlıca yazıyor, şu sıfat. Mesela doğru ve yanlış, bak doğru ve yanlış. Beslendiği, dünyevi menfaatlanıp ona hak adına değil, menfaatı adına öylesiye sadakat gösterme köpekliktir. Doğru ve yanlış. Bu adam doğru mu yanlış? Ekmek verdi diye öylesiye ona sadakatlik yapıyor. Bu köpekliktir diyor. Anladın mı? Köpeği şey yapmış. Katı böyle bir sıfat var ya. Köpeklik yani. Evet. Ya kullanılmayan sıfatlar köpeğe, hayvana döndürüyor. Hepsinin bir sıfatı var. İşte o şey yapılmış. Neyse. Fazla şey yapmayayım. 285. Yahut aklını başına al, beni dinle. Ne demek? Aklını başına alan, almayan. Yani al dediğine göre almayan da var. Mefhumun muhalifiyle. Aklım almadı. Aklı alınan var diyoruz. Aklım almıyor. Alan da var demek. Bizdeki daima sistem taakkuldür çünkü bu akla ancak hakim olabilir. Çeşitli okuyorum. Sözler 286. Çünkü daha şöyle koca bir defter toplama yapmışız. Onları okuyacağız. Birinci dersi ne okuduk? İşte buraları okurken kenardan aldığım notlar, tefekkürler, tabirler ki bunları şu anda okuyacağımız, okuyoruz ya şu anları. Aklın eli, ayağı, pensesi, tornavidası olsun, onunla düşünsün, tefekkür etsin diye. Aslında bal o ya, evet. Sana bir şey söyleyeyim. 286 sözler. Çünkü istidat ediyoruz, istibat ediyoruz. Bak şimdi esas gelecek. O ikinci defter var, 25 bu. Gafur, 28'e geldiğin zaman göreceksin balı. Bu sıfatlarını şimdi gidiyoruz. Şudur şudur, fazla durmuyorum. Öyle gelecek ki Allah aşkına, öyle yerler var ki, bir tanesini bir derste 3 saatte bitiremeyeceğiz, bir yeri, bir paragrafı. İnşallah abi. Acayip ya. Bazıları mesela umumi dersler, ders yapmışım. Beraber bir pazar yaptık mesela bazısını. O kadar acayip. Şimdi bu sıfatlarını, etrafını çeviriyorum adamın. Eski.
Sözler 286 demiştik, sözler. Çünkü istibat ediyorsun, onun acip sanatlarını ve halatını aklına sıkıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibat, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Bitti metin. Ne anlamışız? Yani bu konuda ne anlamışız? Aklına sığışamamışsının, sığışmamasının sebebi, aklına niye sığmamış? Sebebi, onu hakiki tanımıyorsun. Peki aklın dışında kim tanıyacak da sonra aklına sığacak? Taakkul. Taakkulun içindeki diğer birimler demek asıl ne liktir ne de ne sondur. Yani mesela aklın almıyor. Peki aklın alsın diye söylenmiş. Taakkulün içerisinde sıfakıl yok. Başka sistemler de var. Bu aklı taakkula girdi mi, buradaki bütün o aklın sistemiyle, 30 küsür tane benim bulabildiğim sistemle, onu vahiy şey yapıyor, elekten geçiriyor, kendine dönüştürüyor, o meratibi kazanıyor ve akıl anlıyor. O zaman akıla zembil oluyor, semadan indirilmiş yol oluyor, vahiy. Ha? Aklın semadan indirilmiş zembil, vahiydir. Tutundun bir tanesine diyor usta. Risale-i Nur ne abi mihir olarak? Dikkat istiyor. Ne kadar abi birbirine, evet, birbirini tamamlıyor abi. Mesela nazik ve nazeninlerin, yani kızın evlenirken, değil mi? Çok ciddi bir inkılap görecek de, bir yani ana olacak vesaire yani. Mehir neyse, değil mi? Evet. Mehir. Bu hakikatların da nikahlanmak için, bu hakikat da evliya, dost demektir. Nikahlanman için bu dersi dinlerken, bu risale okurken mehrini vereceksin. Oraya gayrimeşru girme. Nedir o? O mehirde, bu hakikatin mehri, dikkattir. Sözler 288-303. Sana yukarıda metin de sıkıştıramadığından, sıkıştırma değil de. Evet. Öyle diyor zaten. Evet, ben de öyle yaptım zaten. Sığış mamasının sebebi demişim. Sıkıştıramadığında. Niye sıkıştıramadın? Sen sıkıştıramadın. 288'de sözler 303'ü aynı. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki. Bitti. Ne demek? Anlamak aklın sıfatı ve içeriğiymiş. Böyle etrafını çeviriyorum. Böyle serpme, balık tutar gibi sıkıştırıyoruz. Dairesini darlatıyorum, darlaştırıyoruz aklın. Sözler 290. Gel ey bir parça aklı başına gelen birader. Bütün 11 burhan kuvvetinde bir burhan daha göstereceğim. Bitti. Aklı başına, yani taakkülüne getirenlerden biri de burhandır. Yani arkadaşlar, şu taakkülde aklı başına getirmek. İnsanın aklı başında gelmesinin bir sebebi de burhandır. Onu sıralamıştınız galiba, değil, evet, mi abi? Delil, burhan, hüccet. Yani bu dimağda uygulama. Evet. Sözler 293. Demek esbab vaz edilmiş. Ta aklın nazar-ı zahirisine karşı kudretin izzeti muhafaza edilsin. Metin bitti. Aklın bir nazar-ı zahirisi var, mülke bakıyor. Bir de nazar-ı batinisi var, melekut tarafına bakıyor. Aklın böyle bir şeysi var. Sözler 294. Eğer aklın sönmemiş ise, aklın sönmemiş, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki, bitti. Ne demek? Akıl söner, nurlanır da, çoğalır da, azalır da. Yani akıl büyür, küçülür, söner, dirilir, ölür. Sabit değil. Öyle bir alet. Tersten de olursa akıl o zaman ateş alıyor onu, yakıyor. Yani evet, yeten, yapan. Kendisini perişan ediyor insan. Kalpte gören ki kör olmuş. Kör olmuş. Tersinden. Evet. Tersinden. Kalbin kör olmamışsa demek kalp gören, görüyor. Görendir. Esas odur. 293'te 293'ü çok çabuk attınız abi ya. Oraya az bir şey yapsak ya. Yani ama çok gidelim böyle diye.
biraz önce bahsettim dersin başında. Her şeyin bir mülk, bir melekut tarafı. Evet. Yani biraz gireyim o zaman. Akıl, vücut yani ve mevcuda çalışır. Tahakkülü tahakkül yapar. Aslında tahakküldeki akıl oluyor herhalde. Bak arkadaşlar. Yani berzahlık özelliği bu. Evet. Yani bu vahiy geldi mi? Vahiy buraya geliyor arkadaşlar. Gençler. Biraz çevireyim şöyle. Niye böyle oldu? Heh. Bak şimdi. Vahiy buraya geliyor. Akıl buraya, yani vahiy buraya geliyor, akla geliyor. Tahakküle geliyor. Kabul ederse akıl oluyor. Vahiy kabul etmese zeki oluyor. Adam zeki. Bak şimdi. Aklın iki yönü var. Bir mülk, mevcudu işliyor. Kumaş. Mesela kumaş, dokumayı bilirsiniz. Bir böyle ipler var, tezgahın. Bir de böyle ipleri var. Sonra onun üzerine bütünleştiriyorlar. İşte arkadaşlar, bir tanesi akıl, bir tanesi zeka. Bu kumaş, ortaya çıkacak kumaş kader. Tamam? Yani kader. Kumaş kaderdir. Peki kumaşla ne yaparsın? Şalvar yaparsın, pantolon mu yaparsın, haram bir elbise yaparsın, helal bir elbise yaparsın, takke yaparsın. Hani kumaş nedir? Kaderdir. İstediğin gibi biçersin, dökersin. Ha? Şimdi buraya geldi abi. Eğer vahiy dinlersen vücut bulursun. Vahiy dinlemesen mevcut olursun. Her şeyin vücut var, bir de mevcudu var. Vahiy muhatap olduğumuz kadar vücut buluyoruz. Ha? Yeter. Evet, evet. Vallahi ben şimdi çıksam gitsem bana yeterli abi bugünkü. Elhamdülillah. Şu söylediğiniz. Evet. Vücut evet. Daha ben... Şimdi 295. Sözler. İşte eğer aklın evhamda boğulmamış ise anlarsın ki evhamda. Evham tasavvurda. Evham tasavvurda. Akıl ise taakkulde. İnsanın aklı evhamda boğulabiliyormuş. Şu evham burada arkadaşlar. Akıl burada. Bazen o kadar tazik oluyor ki evham bunu boğuyor. Akıl dinlemiyor. O kadar berbat bir şey ki Allah Müslümana nasip etmesin yani. Daha ama onsuz da olmuyor. Evham vehimlerin çoğu. Allah vehimsiz bilir. Hakikatların mertebelerini oluşturur. Evhamsız olursa İnsanın ilmi durur, meratibi durur. Sabit olur, melek gibi olur. Meleklerin evhamı yok ya. Zansız bilen Allah'tır. Meleklerde bile zan vardır. Baksana, kan dökecek, fitne yapacakları mı yaratacaksın? O bir zandır. Meleklerde. İşte, mesela bir tanesini demiştim ki, derste çok ağır gitmiştim. Allah'ın aklı yoktur. Çünkü akıl alettir. Tamam mı? Ne? Allah bir de arif değil. Allah marifeti yoktur Allah'ın. Arifliği yoktur Allah'ın. Şimdi ne demek o? Kazanılan bir şeydir. Kazanılan bir şeydir, kazanılan. Allah kazanmaz ki. Allah verir. Allah ilim sahibidir. Marifet sahibi değildir. Marifet kazanılandır. Şimdi devam ediyorum. Evham aklı olanına çekiyor. Evham aklı alanına çekiyor. Tabii. Evham aklı alanına çekiyor. Nasıl ki timsah avını suya, aslan ise karaya, kartal havaya çekiyor. Evham da aklı kendi sahasına çekiyor. Evham zannettirerek, bakın evhamın yaptığına bakın, zannettirerek, meraklandırarak, kuruntularla, ihtimaliyatlarla, merakını tahrik ederek aklı alanına çekiyor. Akıl bundan burhan, hüccet ve delillerle mukabele edince çekemez. İlim onu tard eder, sırrı tam da buradadır. Bir daha psikolojide lazım bu. Arkadaşlar şöyle kalkayım. Evan burada.
akıl burada. Bunu nasıl şey yapacak? Eva zanları kullanıyor. Tamam. Zan da Eva'mı kullanıyor. Birbirine geçiş var. Bir şey daha önce demiştim de ilginizi çekmiş miydi? Ne olur bunu kafanızda ABC gibi koyun. Şu. Kaldır onu, kaldır, karanlık bir yer. Burada hayal hayal değildi. Hayalimize giren ne olur bunu şey yapmayın. Hayalimizde olanlar hepsi canlıdır arkadaşlar. Neyi hayal ediyorsak canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bir insanı, bir kadını, bir erkeği, bir yeri, bir mekanı. Hepsi canlıdır. Hayal, tasavvur. Hepsi canlıdırlar. İçeriye girenler bilgisayardaki disket gibi değil. Bilgisayarı kapattınız, CD'yi kapattınız. Kafaya girdi mi, seyrettin mi? Burada aktif. Çünkü orada ya ervah-ı aliyedir veya ervah-ı habisiyedir. Ne olur? Zan, malumat, bilgi, düşünceler, hayaller, tasavvurlar, tefekkürler hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur. Usta taşa bile canlıdır diyor. Şey denilen her şey hayatlıdır diyor Asar-ı Bediye'de. Hayattan yaratılmıştır. Her şey hayattan. Ne olur buradaki zanları, tasavvurları, bilgileri, malumatları, düşünceleri saydım 5 tane. Hepsi canlıdır. Aklı evhamın sıkıntısından, boğulmasından kurtaran takva boyutu oluyor o zaman. Daha dur. Şimdi burayı kaçırmayın. Hayal hayal değil. Eğer canlı ve ruhlu hayatta olmamış olsaydı 410 sözlerde diyor ki hüsiyat ülvi insani tahrip eder. Peki haram nedir? Dindeki adı, zahirdeki adı bir çizgi. Haram, günah. Fiziksel adı nedir? Baktığınız zaman o kadının veya erkeğin haram bir şeyin o anda yaymış olduğu dalga, yaymasa göremezsin. 410 sözleri şey tasvir ediyor. Yaymış olduğu dalgadan sen görüyorsun zaten. Biz kendisini görmüyoruz ki. Hiçbir zaman siz kalemi göremezsiniz. Kalemden geriye yansıyan dalgaları görüyorsunuz. Sonra sizin aleminizde tahayyül ve tasavvurlara göre bunu şekil veriyorsunuz. Bunu gördüğünüz gibi değil ya. Yani. Bunu göremezsiniz. Eşya beni göremezsiniz. Hiç kimse eşyanın kendisini göremez. Buradan çıkan bu dalgaları görüyorsun. Fiziğin bu kanunu bu. Öyle. Peki bir kavle göre ustad öyle diyor. Şimdi söylüyorum. Hiçbir şeyi kendisini göremezsiniz. Yaymış olduğu dalgayı görüyorsunuz. E eşittir mc kare. Madde yoğunlaşmış enerjidir. Enerji. Peki karşıdan gelen bir haram. Kendisini mi görüyorsun? Hayır. Onun yaydığını görüyorsun. Yaydı, giriyor içeriye. İçeri girdiğini nereden biliyoruz? Zaman zaman aktif ediyor bizi. Peki, yani hayal hayal olamaz mı yani? O kadar tesiri var mı? E niye aktif olunca hormonlarımız değişiyor, hissiyatlarımız değişiyor, düşünceler değişiyor? O zaman o hangi dalgadır abi? E işte. Şimdi sen dur, sahilde yürüyeyim de. Şimdi içeride olanlar canlı mıdır? Canlıdır arkadaşlar. Ruhludur. Şimdi Allah Resulü diyor ki dostunuz odur ki gördüğü zaman seni Allah hatırlatıyor. Konuştuğu zaman seni ferahlatıyor. Tamam. Şimdi içeride neler oluyor senin o zatı görünce? Niye depreşiyor? İyi veya kötü? Şimdi bilgi zannettiğiniz böyle bir şey yok. Kafanın içinde böyle bir kağıt mat yok. Bunlar hepsi, mesela şöyle diyeyim. Çok önemli olduğum için kendimi yırtıyorum. Anlamak. Yazıyı gördünüz. Ama şimdi söylüyorum, bakın benziyor mu? Anlamak. Hiç ömründe yazı görmemiş ama... Anlamak dediğim zaman ama ayı anlamak şekli hatırına gelir mi? Yok. Gelmez. Lazcası ayrı, İngilizcesi, Arapçası ayrıdır. Evet.
muhtemelen o ellerini dokunduğu halde... Neyse! Hiç el alfabe sürmemiş. Yani bakın. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses yazıya benziyor mu? Bak yazıya bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sese bak. Ne kadar? Mana da sesten bu kadar farklı. Ses yazıya benzemediği gibi mana da yazıya benzemez. Anlam da sese benzemez. His de buna benzemez. Duygu da buna benzemez. Latife de buna benzemez. Böyle git. Kur'an böyle bir şey. Bizim okuduğumuz dolapta olan Kur'an değil, musaftır. Okuyan kişi de uyanan Kur'an'dır. Furkan değil miydi? Furkan demiyor muydu? Yok. Furkan kainattaki karşılığı. Hı. Farkındalığı, bize getirdiği farkındalık. Hı. Donmuş hali. Kainat donmuş Kur'an'dır. Furkan. Hı. Fark alemi. Peki bizdeki karşılığı nedir? Farkındalıktır. Tamam. Şimdi musaf. Kur'an nedir? Kur'an değildir. Kur'an mahluk değil. Musaf mahluk. Sureti budur. Burada vardı ya. Kur'an musaftır bak. Vahiy. Kanuniyeti. Yani sende ne olmuşsa. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu anlamak. Yazısına bakın. Ama hiç duymamış. Tersini söylüyorum. Sağır, ahraz. Ses. Anlamak. Bu telaffuzu bilmiyorsa bu anlamaktan onu anlamaz. Sesi anlamaz. Birbirini. Biz bunu böyle seslendirdik. Tamam mı? Şimdi içerisi dışarıda anlamak iken içimizdeki bu anlamanın mertebesini söylüyorum. Aklen tefekkürle. Vicdanen hisse, his. Kalben duygu. Aşağıdan yukarı gidiyorum dikkat ederseniz. Soğan kabuğu gibi. Aklen fikir veya tefekkür. Vicdanen his. Anlamak. Vicdanın kalp duygu. Ruh latife. Şimdi bu anlamanın ne anladın? Kalpteki ayrıdır. Ruh da ayrıdır. Vicdan da ayrıdır. Akıl da ayrıdır. Şimdi haramı baktın değil mi orada? Onun dindeki adı günah. Fizikteki adı nedir? Fizik diyor ki bunu asla siz göremezsiniz. Bu yok. Yani sen buradan çıkan dalgaları 24. sözde usta bir kavle göre tasdik ediyor. Bir kavle göre eşyanın renkleridir. Dışa vuruşlarıdır. Bu niye kırmızıdır? Yok mu sarı burada? Yeşil yok mu? Onları yutmuş. Öne çıkan bu. Bütün renk var burada. Öne çıkan bu. Sen bundan sana gelendir. Bir. Buradan sana geleni gene değil, senin aleminde tahayyül ve tasavvur ne yapmış? Herkes farklı şey yapmaz. İşte anlatmak istediğim şu. Karşıda gelen açık saçık bir kadın. Gençler. Kendisi değil, onu yaymış olduğu dalga. Nedir o dalga? O andaki haleti, o andaki duyguları, o andaki zihniyeti kopyala yapıştır giriyor. İçeriye, bu sefer içeride depreştiriyor. Usta diyor ki, depreştirir hissiyatı diyor. Ne yaptı? Girdi yani, fikir değil o. Yazı girmedi ki. Yani anladınız mı? Yani o insanın şekli gibi gözükürken o enerji yumağıdır. Dalga boyudur. Biraz da şöyle anlatayım da, kesif yapayım. Ben ortaokulda okurken amcam yanımda kalıyordu. Kömürcülük de yapardı, kum da çekerdi. Kamyoncuydu Asköy'de. Kömür getirirdi. Kömür mahalle. Şu anda 3. havalimanı var ya, kömür. Oradan kömür çekerdi. Oranın altı niye boştur biliyor musun? Niye doldurdular? Kömür ocakları vardı. Ben çok giderdim oraya. Şimdi kömürü dökerdi. Üstünü örterlerdi. Niye örtüyorsun? Kömür bir haftada kilo veriyordu. Uçuyordu. Kömür uçar. Odun gibi değil. Yani ıslaklığı kuruması değil. Odun, mesela kömür bir sene açıkta dursun. 500 kilo mu? Rahat 400 kiloya düşer. Hiç yakmasam bile. Uçuyor. Mesela uçuyor. Acayip bir şey yani. Eriyip gidiyor, eriyor. Ha şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Kömürden çıkan enerji neyse kadından da gelen bizde o.
Şimdi anlamak şekildir, kadının şey. Ama anlamak ses. Ses. Sen bundan aklen fikrettin, vicdanen hissettin, duyguyla kalben duygulandın, ruhen ruhlandın, ferahlandın, rahlandın. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Yani gibi tasavvufta da kullanır. Yani arkadaşlar biz bildiğimiz gibi değil demek istiyorum. Gördüğümüz, seyrettiğimiz, okuduğumuz, elimize aldığımız kitap, seyri muhatap olduğumuz film, orada oynayanın halet hülyesini kopyala yapıştır oluyor. Sonra aktif oluyor. Bakarsın 7 sene. Şimdi ben mesela bugün canını sıkıldı durup dururken 9 sene önceki aynı saatte içeriye soktuğum bir filmin karakteridir o. Aktif olmuş. Az önce siz dediniz ya, tarafına çekmek diye bir tabir kullandınız. Ben o sırada yazıyı takip etmiyordum abi. Kulaklarımla sizi takip ediyordum. Ve inanın aklıma gelen, daha okumamışsınız, devamını görmemişim, timsah ve aslan oldu abi. Evet. Çünkü öncesinde bunu yerleştirmişiz oraya. Burhan, bak Burhan neymiş? Yakini mukaddemelerde meydana gelen kıyas. Bir daha. Burhan, yakini mukaddemelerde meydana gelen kıyas da bilinir. Yani nefsül emirden çıkmıyor. Misal, ayvadaki rengi asmaya, nereye? Amaya. Şuraya. Bir daha. Aynadaki, ayvadaki rengi amaya, köre kıyas eder. Ve boyalamak körün işi değilse bunun sani basardır hükmüne varır. Akıl bu yolla gittiğinden, yani bu ayvayı kim boyadı? Ayva boyalı mı? Boyalı. O zaman bu kör değildir. Çünkü doğuştan ama göz doktoru olamadığı gibi otokaporta ve boyacı da olamazlar. Tamam. Şimdi o zaman ayva boyanmışsa bunu boyayan kör değildir kıyas etmek. İşte bu Burhan'a varıyorsun. Akıl bu yolla gittiğinden evhama iltifat etmez. Ama sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsa o zaman da tuzağa düşme ihtimali kavyen muhtemeldir. Yani şu sistem nasıl çalışıyor bilmesen evham ve vesveselerden kurtulamazsın. Yani Burhan neymiş? Cümlesi şu. Yakini mukaddemelerde meydana gelen kıyas. Yani aklı vesveselerden nasıl kurtaracaksın? Burhan'la. Nedir o? Kıyasla diyor. Burhan neydi? Kıyastır. Yani diyor, ayva. Ayvayı boyayan kör olmaması lazım. O zaman mevcudatı boyayan kör değildir. Bu ne yaptı? O zaman görenle eşyayı kıyas etti. O zaman benim alemimdeki renkler var. Renklerle düşünüyorum. İnsanlar var bir sürü. Onları da demek ki görüyor, biliyor. O zaman yakini ifade eden bir Burhan lazımdır ki bunun olsun. O zaman evham, vehim, vesvese yakini değildir. Yani nispet ettiği bir yer yok. Mesela Allah yoktur diyor vesvese. Tamam mı? Evham. Peki Allah'ın yokluğu var mıdır? Kafasızın kafasında var diyor. O zaman nefs-ül emirde karşılığı yok. O zaman bu evham, hemen evham derelerini atarsın. Burhan değildir, hiçbir değeri yoktur. İçimden geliyor böyle, burada. Allah yoktur, peygamber şeydir, yalgandırıyor falan, bir sürü düşünceler var. Burası serbest bölge olduğu için herkese at koşturur, hiçbir değeri yoktur. Ama bu dersi bilmeyen insan, Risale'yi okumamış bir insan, şuradaki vehmini, zanlarını, şuradaki vesveselerini kendisinden zanneder. Bu böyle müstakil bir sistem çalıştığını bilmediği için, burada ortaya çıkan şekiller ve düşünceler kendisinden zannettiğinden itikadın bozuldu zanneder. Bu sefer korkar. Oysa burası serbest bölge, herkes at koştur. Bu dersi bilince Allah yoktur, ne yapalım yoktur. Gayet rahat diyorsun. Yoksa yok ne yapalım?
Çünkü nefsül emirde böyle bir şey yok. Peki bunu kim söylüyor? Kim şekillendiriyor? Allah'a, peygambere hakaret ediyor. Bizde var mı? Var tabii. Kale almıyoruz. Niye? Serbest belge. Koştur. Sen koştur. Yani bunun da bak bunun içinde ne var? Bak anlatıyor. Şeytanın vesveseleri varmış. Kafir cinlerin vehimleri varmış. Erva habiselerin enerjileri varmış. O kadından gelen resimler var. Kadından o gelen baktığımız o film vesaireler onun resmi değil, resim gibi gözüken enerji yumağı var içeriye. Mevad-i şerirlerin buharat muzahrefeleri var. İnsanlardan çıkan olumsuz düşünceler atmosfere gitti, onlar içimize girdi. Cemaat komitelerinin şahsı manevileri var. Bizim geçmişimizin olumsuzlukları var. Nazar, beddua, ah almak, lanet okumaklar var. Bunun da tersi var burada. Meleklerin ilhamları var. Müslüman cinlerin müsbet vehimleri var. Ervah-ı aliyelerin enerjileri var. İyi bir manzara seyrettiniz, tefekkür ettiniz. Tam Malatya'ya gittiniz, Müküstenel o nehrin çıktığı dağdan fışkırdığı şeyi gördünüz. Fesubhanallah, kayada nasıl çıktı? Yani nedir o? Ervah-ı aliyelerin enerjileri var. Mevad-ı aliyelerin şahs-ı manevilerin timsalleri var. Mesela iyi bir sohbet ne diyor? Paris'e, loceye git diyor, insan suretindeki yılanları göreceksin diyor. Git diyor, Seydan'ın meclisine diyor. Hangi şehirdi? Seydan'ın meclisini diyor. Tillo'ya git diyor. Seydan'ın meclisine git, insan suretindeki melekleri göreceksin diyor. O kim o? Mevad-ı aliyeler, yani o Tillo'daki âli insanların, şahsi manevilerin timsalleri var. Tevlat-ı Tisa'da söylüyor mektubatta onu. Başka bizim geçmişimizin müsbetleri var. Başka bu nur cemaatında ise sen cemaatin şahsi manevileri, şahsi manevisi var. Başka aldığın beddualar değil, aldığın dualar, hizmetlerin ve müsbet nazarlarından menfisine nazar, beddua almak, lanet okumak. Tersi aldığın dualar, yaptığın hizmetler, müsbet nazarlar da buraya giriyor. Burası allak bullak. Çok uzatmamın sebebi burasını bilmese dünyada rahat yüzün yok. Ama burayı mesela ölüm korkusu hep derim. Kalbe dünya sevgisi girmesiyle orantılıdır. Ayet-i meali sarihtir bu. Ne kadar dünyayı seviyorsunuz ki ölümde korkuyorsunuz? Mefhumu muhalifiyle kalbe dünya sevgisi girme nispetinde kimse çıkmak istemiyor. Yani niye kiri görüyorsunuz diye. Dünyayı çok sevdiğinizden diyor. Oysa ahiret daha güzeldir. Ben sizin diye ahireti kazanmanızı istiyorum diyor. Oraya ölçü yapan insan zaten orayı zaten istiyor. İtikat ettiğin bir yerden korkulur mu? Ahireti itikat ediyoruz. Aynı zamanda itikattan daha ileri iman ediyoruz. Bir de Allah'ın kavuşulacağı yer. Allah ile beraberiz, orada kavuşacağımız yer. Peki. Sözler 303. Bütün aklı sönmeyen anlar ve bütün kör olmayan görür. Ne dedi? Aklı söner de nurlanır da, demek ki aklı söner, nurlanır da, yani sabit değil, akıl büyür, küçülür. Senin elindedir. Eğitilmeye bağlı. Futbolcuyu eğitmek, efendim, kumarcıyı eğitmek, bir talebeyi eğitmek, hafızı da eğitmek, hafıza teknikleriyle, yani böyledir. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin diyen cani var ya cani, beni, kime cani? Kendisine. İnne ukâne zalûman cehûlâ. Bu ne kadar zalim ve cahildir. Kime? Kendisine. Niçin? Ben buyum, beni böyle kabul edin. Demek bu. Aklın sönmesi ve nurlanması, bu nur hani imandan gelen evet. Kalbin, evet. Masarı, hissiyatı, vicdan. Mâkes efkârı. Mâkes yani nurlanma. Evet. İman. Sözler 309. Sağında aklı istintak. Bak, sağında aklı istintak edip tasdikini temin. Solunda vicdanı istişat ederek teslimini tespit. Çok acayip ya. Bak, bu ne kadar acayip bir şey. Okuyup geçmişiz sözlerde. Bak ne kadar hoşuma gidiyor bak. Sağında insanın, sağ neresiydi? Risale-i Nur'da sağ ne olarak kullanılıyor? Mazi kullanılıyor. Bak şimdi. Sağında aklı istintak edip tasdiklerini temin.
solunda vicdani istişhad ederek teslimini tespit. Ne demek? Sağ maziydi. Sol istikbaldır Risale-i Nur'da. Yani tabirleri öyle şey yapın. Mesela dağlar akıldır. Sahralar kalptir. Bak sağ mazi, sol istikbal. Aklı mazide, vicdani ise istikbale anahtar olarak kullanılıyor. Aslında akıl istikbale anahtar olarak. Bak, mazi akıl ile tasdik ve ifade ederek ortaya, yani akıl ancak tefekkürle geleceği aralar. Aralayan aslında tefekkür o zaman. Tefekkür. O zaman mazi, mazi ama kesin, delillerle dolu ya. Aklın ayağı var, kanadı yok. Vicdanın kanadı var. Geleceği uçamıyor. Akıl kendi söylüyor. Mazi akıl ile tasdik ve ifade ederek ortaya delil yapmak, istikbali vicdan ile teslim olup, şahit olup, şehit olmaktır. Hazreti Hızır da soldan gitmiş. Onu bilmiyorum da bu... bu maziyle müstakbelle ben size bir şey şey yapayım. Bakayım neredeydi o? Dün akşam yazmıştım. Ha, şu taraftaydı. Bakayım bulabilecek miyim? Şöyle yapayım da. Ya dün akşam da bir şey buldum. Kur'an'ın şeyini yapıyor abi. Kur'an'ın ciheti sitesini oradan al. Kur'an sağında aklı istintak etme tasdikini tevhid ediyor. Yani Kur'an'ın tarifinde sağında aklı, yani Kur'an'ın sağında kullanması. Kur'an kendisini Kur'an, delil yaparken altı yön kullanıyor. Yani orada sağında aklı kullanıyor. Kur'an. Evet, sağında aklı kullanıyor, solunda vicdanı kullanıyor. Yani hissin kanadı olduğu için ayağı yok, vicdan ya. Mesela vicdanda ne var? İstişat, şahit olmak. O zaman vicdanda ne vardı? İrade, his Latife-i Rabbani. Latife-i Rabbani'nin vazifesi neydi? Müşahadetullah. Diyor ki, solunda vicdani istişat, şahit olacak. Şahit, şehit olmadan nasıl şahit olacak? Vicdan şahit olup teslim mi oluyor yani? Evet. Çünkü hissin gösterdiğinden daha kesin ne olabilir? Mesela dün bir şey okur, şey bir yazı yazmıştı böyle de. Düşündüm yapmadı. Ya dedim nasıl insan şey yapar böyle akrabasının tesirinden çıkar? Akrabasının tesirinden nasıl çıkar? Soya bağlılık var, genetik var, tıp şeyi var. Yani bu cebir gibi mi yani böyle? Öyle yani soya bağlı... kültür, gelenek, örf, anane insana giydirmiş. Bundan nasıl çıkar diye öyle dün işte dişimi fırçaladım yatarken Allah oturdum ben. Ben 10 dakikamı da aldım. Öyle oturdum öyle. Demek ki beni düşünce aldığına göre gelecek dedim. Aldım kalemi. Geliyor zaten birisi. Aynen öyle. Yağmur gelmeden nem geliyor ya. Durup dururken bu şey geldi. Niye böyle örfüme, ananeme bağlayayım ben ya? Cebir değil mi ya dedim. Muhakimatta diyor ki kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Sonra buna dedim delil istiyorum şöyle müşahhas bir şey gelse. Tam girdim yatağa sonra kalktım yazdım. Ne yazdım? Çok az. Musa Aleyhisselam 40 yıl, bir de böyle bakın lütfen. 40 yıl Beni İsrail kavmini Mısır'dan Kenan diyarına getirmeden önce 40 yıl çölde dolaştırmış. Biliyor musunuz bunu? Mısır'ın Firavunundan Beni İsrail kavmini kurtarmak için kavmini almış, hemen Kenan diyarına getirebilirdi. 40 yıl çölde dolaştırmış. Biliyor musunuz bunu? Ha. Bak şimdi. Musa Aleyhisselam kıssası da okuduğum için. Şimdi bir daha Firavunların tazikinden Beni İsrail kavmini kurtarmak için bizi kurtar dedi. Tamam. Ondan sonra bunları alıyor. Mısır'ı şey yapın, bir de Filistin, Kenan diyarı orası. Orayı hemen getirir, 40 yıl değil ki. En fazla birkaç ayda gelir birkaç. Orayı getirmedi, biliyor orayı olduğu halde. 40 yıl çölde dolaştırmış. Orada pinekletirdi, orada yaşatırdı.
Sonra niye biliyor musun? Çok acayip kanunlardan bir tanesidir. Kısa-i Musa Kur'an'da çok şeydir, uzundur ve çok ahkam çıkan bir süredir. Ben ne anladım dün akşamki sorumdan? Ta ki 40 yıl. Biliyorsunuz 40 yaş rusuh yaşıdır. Bir insan akrabasının yanında 40 yaşına kadar kalmışsa bu rusuh peyda eder, sabit olur. Çok zordur değişmesi. Çok çok zor. Musa Aleyhisselam yeni bir kavim yapıp Mısır'a, Mısır'dan çıkarıp Kenan'a yeni temiz örf, anane, gelenek ve kültüründen kopup benim terbiyemle, eğitimimle yeni bir nesil yapmak istiyorum. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar ne kadar düzeltsem gene kusarlar deyip bu eskileri telef edecek çölde. Onların çocuklarını Mısır'dan çıkarttın ya, artık ben başındayım. Örf, anane, gelenek, kültürden koparttım. 30 yaşında, 40 yaşında çocukları, 40 yaşındaki delikanlıları olmuş olacak Mısır'dan koparttık. Çocuk olunca ne olacak? 40 yaşında. 40 yaşından sonra yeni nesil Kenan'a getirmiş. Öyle hatırlamak inşallah. Yeni nesil yapmak için. Peki bana ders nedir buna? En az 40 yıl hizmette hiç ara vermeyeceksin. Yeni bir familia, yeni bir saksı oluşturacaksın. Nasıl yapacağım dedi. Sen dedi ki içeride bir tanesine, sen hiç çınar ağacını saksıda yetiştireni gördün mü? Sen Karadeniz'de balina yetişir mi? Balina yok, okyanus lazım. Çınara da saksı değil, toprak lazım. O zaman bağnaz olmayan, gemçimsiz olmayan, her mertebeden bakabilip hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanın farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan bir toprakta kişilerle olacaksın ki o da 40 yıl geçecek ki yeni bir neslin olsun, yeni bir şahsiyetin olsun. Peygamberlere çok çok istisnadır. İsa Aleyhisselam gibi 33 yaşından nübüvvet gelmiş. Peygamberlere ve evliyalara ve asfiyalara vazife 40 yaşına geliyor. Sen 40 sene yeni bir diyar, çöllerde dolaşacaksın. Diyar-ı gurbette olacaksın. Yeni bir insan, Hasan olacaksın. 40 yıl geçirdikten sonra mı? Getirmiş. Bizim için ümit yok. Biz Kenan'ı cennette göreceğiz anlaşılan. Şöyle görünüyor. Çok tuhaf. Şey olmuş galiba. Niye çölde dolaştırmışlar 40 yıl? Bir hikmeti Allahu alem anladım. Dün yatarken. Orada ne diyor abi? He? Orada ne diyor? Orada niye değiştirmişler? Yani o eski var ya Beni İsrail kavmi. İsyan etmiş, peygamberlerine zulmetmiş, kesmiş, elbisesini doğramış. İhtiyacı olduğu zaman peygamberi kul köle. Oturduğu çeşmeler gelmiş olan. Ya Musa dedi, senin Rabbin dedi savaşıyorsa kendisi savaşsın dedi. Ondan sonra ya Musa diyor, Rabbim beni niye çalıştırmaya şey yaptın? Bıldırcın yağdı, helva indi. Bıktık dedi ya, başka bir şeysi yok mu bunun diyor. Yani böyle bir lanet bir kavim yani. Yani böyle yani. Yani Yahudi iman eder mi ya? Ya bıldırcın yağmış ya. Helva yağmış bir de. Gene senin Rabbin dedi. Peki ne istiyorsunuz dedi. Allah ne sabırlı ya. Nasıl bir Allah, hayret ediyorum yani. Yani nasıl bir Allah ya. Böyle bir Rab olur mu bak. Nasıl bir Allah. Diyor ki ne istiyorlar diyor. Ben olsam var ya. Adalet Bakanlığı bende olsa. Vallahi. Taş da yağdırırdı. Ama ne dedi. Ne istiyorlar bak şimdi. Dedi ki karpuzlar olsun büyük büyük. Şeyler. Sarzavatlar yani işte biberler, domatesler, şeyler, yeşillikler olsun diyor, çok olsun diyor, büyük büyük olsun, şöyle olsun öyle olsun. Ya Rab böyle istiyorlardı. Allah gene yaptı onları. Ondan sonra acı oldu tabii. Acı olunca ya Musa senin Rabbin bunları tatlı yapmaktan aciz miydi diyor. Niye? Ya Rab hikmeti neydi diyor. Senin kulların benden ne istedi ya Musa? Karpuz olsun, kavun olsun, biber olsun, şu olsun, bu olsun. E tamam, benden rüzgar istediler mi? Hazreti Musa kendisi girebilmiş mi abi o topraklara? Ya çok acayip ya. Yani çok tuhaf bir sistem dönüyor, ne olur. Bu dünyayı bu dünya zannetmeyin. Vallahi bu dünya değil ya. Sen değilsin ya. Sen gözüktüğün gibi değilsin. Vesvese etmeyin kendinizden. En yabancı kendinize sizsiniz. Allah bile bak, Allah bile şart koşmuş. Beni mi tanımak istiyorsun? Ben.
seni yaratan, sahibinim. Dur, beni tanıma ilk önce. Beni tanımanın yolu kendini tanım. Ben bilmiyor muyum? Hayır. En yabancı kendine sensin. En çok sen kendini sevmiyorsun. En çok sen kendine kavgalısın. Sen kendini ne zannediyorsun? Tefekkürle mekan açıyorsun. Zannediyor ki bu dersler terbiye etmiyorum. Neyi tefekkür ediyorsanız zihinde mekan açılıyor ya. Bak şimdi biz miyiz? Biz yalnız mıyız? Yatarken bunu bana niye geliyor? Son şey ha. Son. Ha bak. Son. Yazdım yattım. Ha başka bir şey yok. Ya niye ben bunu niye düşündüm? Ya dedim 40 sene niye? Şey örf anane ben dedim ailemden niye bağlı olayım ya? Niye bunu düşünüyorsun? Bilmiyorsun ki. Bilmiyorum. Kimin ne ihtiyacı var ben de bilmiyorum. Benim bu tarafım bahsediyor. Örf anane gelene kültürümde nasıl çıkacağım dedim. 40 yıl lazım sana. Nasıl 40 yıl? Konuşuyoruz nasıl 40 yıl? Peygamberler 40 yılda gelmiş. Çobanlık yapmış. Çobanlık yapmaya peygamber yok. Ondan sonra ya çobanlıkta falan biraz yaptık ama dedim 40 yıl nasıl yapacağız? Ya Musa Aleyhisselam çölde niye 40 yıl dolaşıyor? Çöl neydi? Dünya yüzüydü. Ha, 40 yıl. Yeni nesili hiç beni Mısır'ı bilmeyen bir nesil yetiştirdi. 40 yaşına. Sonra 40 yaşına olunca çocuğu getirmiş Kenan bölgesine. Orada yeni bir tane yetiştirdi. Sonra aynıya dönmüş. Çünkü niye? O fitnebazlar arkadan gene gelmiş diyor. İnsanın fıtratında var ya şey, isyancı bileti. Biraz daha erken. Sözler 310. Ey aklı hüşyar, kalbi muteya kız arkadaş. Hüşyar ne demek? Ne yazmışık? Uyanıklık olacak. Akıllı zeki ayık demek. Hüşyar. Muteyakız, uyanık. Muteyakız bu. Unaklık. Hüşyar, unaklık yazmışım. Ne o ya? Ne yazmışız? Akıllı zeki ayık demek ki hüşyar. Muteyakız, uyanık, canlı ve tetikte. Aklı zeki, kalbi uyanık. Zekilik ve uyanıklık aklın ve kalbin sıfatlarıymış. Zekilik, aklın sıfatı. Uyanık olmak kalbin sıfatıdır. Uyanık olmak Ahmet Mehmet'i dolandırmak değil. O ahmaklıktır. Allah Resulü'nün tabiriyle aldatan nefsi aldatmış ki, nefsini aldatmış ki adam aldatıyor. O ahmaklıktır. İnsanları aldatmak uyanıklık değil, ahmaklıktır. Birkaç sene menfi bir telezzüt edecekse adam malın mülkünün dairesinin parasını aldı, uyanıklık yaptı diye. Ezeli ve ebedi sonsuz azap bunu satın almak. Mesela öyle videolar var ki, öyle bir insanlar var ki adam ahiretini bitirmiş, feda etmiş, tenkit gıybetin peşine düşmüş. İnsanların kurtuluşuna reçete arıyor. Tenkit, gıybet. Onunla meşhur olmak istiyor. Bu ahiretini adam feda etmiş. Yani gıybet yap. Dinleyenler sayesinde gıybet edecek. Dinleyen sayesinde iftirayı, günahını alacak. Şuraya bak yani. Adam bu kadar insan ahmak olur. Oluyormuş. Fedakarlıkta sınır tanımıyor. Harika. Bankalar gibi. Sözler 315. Bu da çok önemli. Bunu okuyup kesiyorum. Şey yapacağız. Ara veririz. Tamam mı? Bunu okuyorum, kesiyorum. Söz veriyor. İnanamam. Bir sayfa. Şey veriyorum. Öyle ama ikinci derse ara vereceğiz. Tamam dediniz bir kere değil mi? Tamam tamam dedim. Bu niye sayfa tamam. He? Çünkü bir yaprak. Bir sayfa. Tamam. Bak şimdi o kadar bereketli bir yer ki Allah. Sözler 315 neresidir? Hatırlayın bakayım. Neresi? Hangi risale olur? 23. söz. He? 23. söz. Herkes sana gülüyor. Denildikten sonra o bir çarenin aklı başına geldi, yükünü yere koydu. Hatırladınız değil mi? Evet. Metni bitirdik. Şimdi bak. Aklı başına yani taakkülüne gelmesinin bir yolu onu ikna, mantıklı ve zeki malzemeler vermek. Arkadaşlar, şu tasavvurda zaman bilgiler var ya malumatlar. Vehim yapıyor da hastalık. Şimdi buraya tesir etmemesi için
aklı ne yapacağız biliyor musun? Vehimden kurtarmak için, vesveselerden kurtarmak için şunları vereceğiz. Körü ya serbest bölgedir ya boşver takma kafayı deme. Aklı vehimlerden, vesveselerden, tereddütlerden, şeklerden, şüphelerden kurtarmanın yolu neymiş? Bir. Mantıklı, burhanlı, hüccetli, delilli malzemeler vermek akla. Ona delil. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten, hot vuruştuktan, maskaralıktan, şekavet-i uhreviyeden, tazikat-ı dünyevi hapsinden kurtulasın. Bak kapiste. Çok haşa ve yok can çok hoş ve cami bir yermiş. Ben ne bulmuşuz? Tevekkül edince bir. Tevekkül edince yazayım mı? Şu çok önemli. Yani psikoloji sıkıntısı olanlara da hepimizde var ya derecemize göre. Bak sıkıntının gidermesinin sebebi tevekkül ehli değiliz. Tevekkül edince ne oluyor? Bunu yazmam lazım. Bak. Edince bir neyse kaç tane var? Bir, iki, altı. Üç, dört, beş, altı tane. Abi biz okuyalım da siz öyle yazın isterseniz. Heh. O tarafa bakmaktan kurtulun. Tamam. Kainatın dilenciliğinden bir. Kainatın dilenciliğinden. Dilenciliğinden. Her hadisenin karşısında. Her hadisenin karşısında titremekten. Karşısında. Bu aradaki oku bir alta taşıyacaksınız abi. Titremekten. Sonra? Hot furuşluktan. Hot furuşluktan. Maskaralıktan. Lıktan. Şekaveti uhreviyeden. Uhreviye hapsinden. Şekaveti uhreviye hapsinden. Uhreviyeyi. Şekaveti. Şekaveti uhreviyeden. Tazikat-ı dünyevi hapsinden. Şekaveti uhreviyeden. Ben. Tazikat-ı dünyeviye. Tazikat-ı dünyevi hapsinden. İşte sıkıntı hapistir dediğimiz zide destekliyor abi bunu. Evet. Arkadaşlar, sihirli bir formülünüz vardı dünyada rahat etmenin yolu. Sihirli formül. Dünyada rahat bak. Dünyada rahat etmenin sihirli formülü vardı. Bir, iki, üç, dört. Neydi? Teslim. Tevekkül. İtaat kanaat. İtimat kanaat. Kanaat. Bak şimdi arkadaşlar bu. Şimdi bunu tek tek çok konuştuk. Tevekkül görüyor musun? Açılımı. Tevekkül edince tevekkül evellemek. Yani kainatın patronu sahibiyle, sahibinin makamında Allah canibinden kudretin azameti altında otur.
işaretleyeceğiz 168'de. Allah canibinde kudretin azameti altında arkaya hadisenin arkasına geç, malın sahibi, kainatın patronu, sahibinin nazarıyla bakarsan, bir, kainatın dilenciliğinde, dördüncü şu an, her hadisenin karşısında titremeden kanser, korona, bak mesela korona için derse gelemeyen arkadaş var, bir şey burada, tamam, yani ha burada otursun, orada otursun. Nedir o? Hadisenin karşısında titriyor. Titriyor. Da oturmamış yani. Yani bile bile tehlikeye atmayınız ayeti var. Tehlikeye atmıyorsun ki. Baktın ki bu derslerle korona meselesi çok şişirilmiş. Şişiriliyor. Evhamını insanların tahrik ediyor. Evhamla bu milleti gemlendirmek yapıyorlar ki doğru yapıyorlar. Bu millet azdı. Atı gem vurulması gerekiyor. Nasıl durduracaksın bu insanı? Biraz korku. Allah da korkuyor. Korku hissi insanda en ciddi bir histir. Altı tane his, insana boğazına takılan ip var. Yani gemlersiniz onu. Yemlersiniz de. Nerede? Hucumat-ı sitede geçiyor. Hubuca. Değil mi? Enaniyet. Menfi milliyetçilik. Korku. Bir tanesini yakalamış. Yani mesela korkudan bunları kaybediyor. Mesela bu dersleri kaybedebiliyor. Bilen olduğu an. Diliniz mi sürtüyor abi az önce? Yani bu Allah da korkuyor derken... Allah da korkutuyor dedim yani. Ya korkutuyor ya. Ben öyle mi dedim ya? Ben öyle anladım. Korkuyor mu dedim? Tabi. Allah da Kur'an'da korkutuyor. Diyor ki, hiçbir şeyden korkmayın diyor. Benden korkun diyor. O zaman ben de hakkıyla korkarsanız korktuklarınızdan emin ederim diyor. Hastalıkların, doktorum da burada, belki de şey yapacaktır bana ama korku bütün hastalıkların anasıdır. Evet biyolojik var ama bilmiyoruz, atlatıyorsun. Bilsen çöküyor insan. Psikolojik olarak çöküyor. Bunun sebeplerine uymayacak mısın? Uyuyacaksın. Allah'ın adeti ilahisidir. Allah Resulü miraca gitti, zırh giydi. Hendek kazdı. Bu da Allah'ın esması ama yani tedbir hizmet ortadan kaldırmamalıdır. Kendini yok etme, ruhunu cesedine yedirmemen gerekiyor. Üstad öyle diyor. Ruhunu midene yedirme. Bunun çaresi var. Otur oraya vesaire. Niçin söyledim? Her hadisenin karşısında titremeden ben gündelik hayatta da çare olarak kullanırım. Tevekkül eden adam kainatın dilenciliğinden şu. Beka istiyorum. Yok kardeşim. Arabanın peşinde daire almanın peşine köle olma. 25 sene bankaya çalışma. Gerek yok. Dilenciliğini bırak artık. Bırak kariyer. Bırak araba. Bırak şeyin. Bırak kendini inşa et. Biraz kendine zaman ayır. 25 sene iş bankasına çalışma. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bankasıdır o. Hot vuruştuktan tevekkül. Niye yapacağım ben sana? Hot. Hot. Ne ben merkez. Furuş. Öne. Hodendiş, hodgam. Yani hod demek pergeli kendine koydu. Furuş, gam. Hiç burada bir şeyler oluyor. Gamsız. Hodbin, bedbin. Maskaralıktan tevekkül insan kurtarıyor. Mesela acayip ya insan bu kadar maskara olur mu ya? Acayip. Başka? Şekavet uhreviyede. Yani uhrevi. Ya ne olacak falan. Ya dünyasını cehenneme çeviriyor. Dur ya. Allah sana dedi mi ki havada uçacaksın, su üzerinde yürüyeceksin, eline gelmedi, ondan sonra korkuyorum. Yok ya, öyle bir şey demedi ki sana, öyle bir şey teklif etmedi ki. Yani şekavet uhreviyeden tevekkül eden adam, cennette, kabirde ne olacak? Ya tevekkül et ya. Tevekkül et ya. Yani tevekkül, vekil yapmak. Allah benim vekildir. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Dördüncü şua bu yani, tevekkül. Oradan kolasam. Sonra tazikat-ı dünyevi hapsinden. Arkadaşlar, Allahsız olan her bir şey bizim hapishanemizdir. Hapishane. Mesela hasetle kin, nefreti simgesel göstereyim. 11 tane kardeşi Yusuf'u kuyuya indirmiş. Hangi iste indirdiler? Haset. Haset kuyuya inmektir. Oradan öyle çıkartıyoruz. Tamam. Mesela tevekkül,
İnsanı tazikat ediyor, nasıl yapıyor? Gemiye adam yükü var sırtında. La koy aşağıya, belki batar. Gemiyi niye itham ediyorsun? Allah belki bana böyle yapar. Allah niye belki ile şey yapıyor? Suyu, Allah niye suyu zannediyorsun? Ama şunu da yapma. Mealen diyor ki, Allah'ın rahmetine güvendirip haram işlettirmesin ha. Bu değil ya. Tamam. Tazikat-ı dünyeviye hapistir, hapis. Bizi çao yani tevekkül etmeyince, ya çocuğum ne olacak? Kanser mi olacak? Bu çoğu olunca ne olacak? Ya bırakma artık ya. Her şey kader, her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol. Rahat etti yani. Bu kendime diyorum ilk önce. Bırak kaderini yaşasın çocuğun kızın ya. O da kaderini yaşasın. Senin gibi o yapma. Senin gibi o başka bir şey. O ki senin gibi olacaktı. Onu niye yarattı? Arzularımızı çocukta görmek istiyoruz. Belki alim olacak. Niye doktor yapıyorsun? Alim olsun ya. Ben bir anne baba görmedim ben. Çok az be ya. Oğlum alim olacak, kızım alim olacak demiyor. Doktor olacak, bilmem ne olacak diyor. Tamam da bırak tazikat-ı dünyevi. Yani Allahsız baktığımız zaman hadiselere hapishaneye dönüyor o bizi. Şimdi devam edeyim. Ha defterlerde şuradaymış. Kurtulursun diyor. Bak şurada yazıyor bak. Neyin? Tevekkül edince kurtulursun. Bak şuradan. Tevekkül edince bunlardan kurtulursun. Aklına başına almak tasdik mertebesinde olmak değil mi? Değil mi? Evet, evet. Aynen öyle olsun. Bak şurada. Aklını başına aldığının almak demek eşittir tasdikte olmak. Evet. Çünkü daha akıldayken akıl başta olmaz. Çünkü daha alet, insaf, insaf böyle, fehim. Onlardan süzülmüş bu hale gelmiş. İlim denilen tasdik. Yani o zaman tevekkül de oradan başlıyor. Tevekkül aslında meyvesi de aslında tevekkül burada. Tevekkül. Çünkü akla hitaptır bu. Tevekkül et diyor. Ama tevekkül ilim değil, ilme dönüşmüş. Tevekkülün ilmi seviyesi. İlim de biliyorsunuz canlıdır, ruhludur. Orada bilgi değildir ha ilim. Berzat diyoruz ya akla. Aslında evet. Bakarsanız akıl değil midir tasdik eden, akıl değil midir izan eden? Akıl yok. İltizam eder, itikad eder değil midir? Ha, şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi bu yol var diye vicdana. İniyordu, burayı boyaladıktan sonra bunun seviyesini arttırmak için bunu yaptı. Tekrar vicdana gir. Bu da böyle. İlk önce akılda İmbiklerinden geçiriyor. Yani esas aktör orada akıl. Akıldır. Yani akıl tasdik ediyor. Akıl izan, iltizam, itikad ediyor. Evet ama ne zaman ediyor? Ne zaman? Birinci sırada değil. İkincisinde ediyor. Şey. Ya şu. Şimdi vahiy geldi. Akletti vahiyi. Sonra tasdik denen bir sistemimiz var. Akıl kabul ettikten sonra. O zaman kabul etme sırrı olmazsa tasdik de olmaz. Eğer akıl vahyi kabul etmezse izan da olmaz. Ondan temeldir. Akıl kabul etmedi. Tasdik dese ki vahyi bana gel ben tasdik edeceğim. Yok. Ama bu vahyi kabul etti mi abi? Ondan sonra tasdik sistemi aktif oluyor. Sonra itikada kadar geldi mi? Bu kaliteye çıktı mı? Tekrar aklın çapını yükseltiyor. Yani Üstad aklın meratipleri demiyor, dimağın meratibi diyor. Aklın, evet. Hani o noktada diyemeyiz belki de. Ama dimağın meratiplerdeki şeyi muhatap olduğu zaman vahiy tasdike gelmiyor ki. Abi miraca benzetebilir miyiz bunu? Mesela şimdi Resulullah'ımız bazen kalp kullanıyor ya akla da Üstad. Mesela kalbi Muhammediye gelen vahiy diyor. Bizim bildiğimiz vahiy kalbe mi geliyor? Ama kalbi Muhammed diyor. Çünkü akıl nedir kalbin? Alacağım şeyi. Akıl nedir kalbin? Mahkese efkarıdır. Abi Miraç'ta Resulullah'ımızın Miraç'a çıktığı zaman ben yok muydum orada? Olmaz olur mu? O zaman
itikatlı aklın olmadığını... Olmaz, öyle bir itikat olmaz zaten. Öyle bir itikat yok yani. Akılsız itikat olmaz. Zaten sonra söylediğin o merkezde oluyor. Akıl vahyi kabul etti mi? Otomatik olarak tasdik etti. Yani bu tek başına kendin kopuk çalışmıyor ki. Akıl tahayyülle çalışır, akıl tasavvurla çalışır, akıl tasdikle çalışıyor, izanla, iltizan, itikatla çalışıyor. Tabii akıl yani, bu... cihaz olarak bakınca şöyle görüyorum. Basit gibi gözüküyor. Dimağdaki, içindeki bir hayal cihazımız var. Yani bir de tasavvur cihazımız var, bir de akıl var. Mesela tasdik diye bir cihazımız yok. Niye? Tasdik, şey... İltizam, iltizam diye diğer... Hayır. Tasdik, sistem bu. Yani tasdik bizim elimizde değil. Tasdik bir tahakkül sistem. Tahayyül sistem. Bu bizim değil bu. Tasdik bizim değil. Tatifle insaniyeden alıyor demiştik onu mesela. Tasdik. Alıyor ama neye dönüyor? İlime dönüyor. Bu sistem var kardeşim. Sana rağmen var. Mesela kafirde tasdik yok mu? Kafirde izan yok mu? Kafirde batıl itikat yok mu? Var yani. Sistem bu. Yani bu kırmızılar bizim değil. Sistem. İçi bizim. Mesela hayal etmek. İçi tasavvur, izan, şey, tasavvur, vehi, maluma, şüphe, şek, muhtemel vesaire burada. Bu takulda akıl, hüşyar, zekavet vesaire var. Burada tasdikte ilim var. Orada da batıl ilim var. Yani sistem var ya. Şimdi biraz da gideyim. Hoş bir yere geldik. Demek ki tevekkül edince bu altı tane şey aklı başında yani taakkulde olunca aklı başında, bak şimdi aklı nasıl anlayacağız? Tevekkül etme nispetinde aklı başındadır. Aklı başında olmayanın tevekkülü olmaz. Tevekkülü olmayanın da altı tane sıfatların ve manevi hastalıkların altında ezilir. Bak, aklı başında ise tevekkülü olur. Tevekkül olunca bu altı tane hastalık duman eder seni. Ya, cehenneme çeviriyor dünyanın. Şey, abi güzel ahlaklı ve akıllı zat diyordu ya sağdan giden zat. Yani ahlakla akıllı bütünlüğü yani Hasan abi. Bakın dediniz ya teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Yani bu güzel ahlaklı kişinin sıfatları bunlar aslında. Evet, doğru. Akıllı zat. Aklı başında niye gider? Soru sormuşum kendime. İnsan aklı niye başından gider? Bir iki sebebini okuyayım. Aklı insan başına niye gider? Hem ahmak hem mağrur olduğundan diyor. Demek ki aklı başına götüren ahmaklıktır. Bir de mağrurluk, mağrur, gururlu olmak. Mağrur ne demek? Fani ve kendisine faydasız şeylere güvenip kendini aldatan mütekebbir, gururlu, müteazzim, her şeyi ifratın yapıp mutazim, azim yapan, mağrur, boş bir yere güvenen. Anladınız mı abi? Mağrur. Bir de okuyayım mı? Ses geldi de. Mağrur şu. Fani ve kendisine faydasız şeylere güvenip kendini aldatan, mütekebbir, kibirlenen, karşıya karşı kibirlenen, gururlu, mutazim, her şeyi ifratta gören, mağrur, boş bir yere güvenen. Ahmak demek, sersem, şaşkın, anlayışsız. Yani sersem şuydu, yapayım. Ser-ser-i, zel-zel-e, ves-ves-e. Bak orada duruyor, orada duruyor, 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 duruyor. Hepiniz duruyorsunuz. Sizinle alakalı her şeyde nispet edeyim. Resul oradan saati falan. Ama şimdi böyle dönsem. Böyle döndüm, 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 döndüm. Her şey birbirine karıştı. Oo. Hepiniz birbirine girdi. Seninle alakalı olan şeyler de birbirine girdi. Ser, ser, iyi, böyledir. Yani her an, her aleti, fikriyatı, hissiyatı, davranışları belli olmayan, hani esti gibi yaşayan, var ya böyle bazı öyle ahlakı ağır, bazı evlerde bulunan kişiler var. Evresinde. Kalktığı zaman sanki içmiş kalkmış yani. Despot mu, zalimi belli değil. Doğruları yok. Estiği gibi gürleyen, bağıran, çağıran. Daha çok insanın şeyi kendi karakteri sabah kattığı zaman olur. İnsanların en zor durumu sabahtır. Çünkü gece aleminde
gündüz alemine böyle intibağa geçecek kontrolsüz duygular o zaman olur. Şimdi doğruları ayıptır, günahtır, yolmaz falan yok. Serseri olduğu için, başı döndüğü için hiçbir şey yerinde durmamış. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ahmak, İsa aleyhisselam ben dedi körleri açtım Allah'ın izniyle. Cüzam hastaları tedavi ettim Allah'ın izniyle. Ölüyü dirilttim. Ama birisini tedavi edememiş. Ahmak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanlara ahmaklık yakışmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir delikten iki defa ısırılmaz. Tamam. Yani bir yaptı, bir daha şey yapma. Şimdi eylemde uygulayayım. Bir şey çaldırdınız değil mi? Suç şeyindir, hırsızındır. İkinci çaldırırsanız aynı şeyi, aynı yerden suç sizindir. İslam hukukunda çalmak suç olduğu gibi çaldırmak da suçtur. Kıymetli şeyini ortada koyup insanların nefse mağlup olmasına vesile oluyorsun. Ha, ahmaklık. O zaman ahmak niçin dedim? Sersem, şaşkın, anlayışsız. Eylemi uyguluyorum. Ben eylemsiz istemiyorum hiçbir şey. Yani kalktığı zaman veya bunu hiçbir şey ölçüsü yok adamın. Ölçüsü yok ya. Susayım çünkü. Çünküsü yok. Demeyim çünkü. Yapayım çünkü. Yok. Ne istiyor? Onu yapıyor. Bu köle insan işte. Serseri olduğu için. Bakın aynı şeyin tekrarıdır. Serseri. Zel, zel, e. Tekrar. Ves, 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 e. Peki, bazılar diyor ki siz bu kadar inceliyorsunuz. Ben vav ve sin harfinde vesvese çalıştım. 12 tane saat ders oldu. Vav'ın sıfatı var ya. Ves, vesey. Ya kardeşim Hazreti Ali, İmam Ali'ye söylüyor. Hazreti Ali, İmam Ali söylüyor. Hazreti Ali, İmam Ali söylüyor diyor ki Fecme habassa işte Risale-i Nur. Havasların özelliklerini, meziyetini bir araya topla. İşte sözlerim ve harflerim diyor. Harf diyor mu? Harf de diyor. Kelam var ya. Harflerini diyor bir araya topla. Harf, harf. Harfın sıfatları. Lan bunun üzerine ulema kitap yazmış. Cafer-i Sadık, Muhiddin-i Arabi, harflerin karakteri. Mesela evlenirken kullanılıyor. İnsanlarla ortaklık yaparken kullanıyor. Mesela annesinin ismiyle kendi ismi, harflerin karakteri. Mesela vav, mim, Kur'an'daki o harfler hepsi bir tabiata denk geliyor. Ateş mi, toprak mı, su mu, hava mı? Girmeyeceğim de. Yani Risale-i Nur'un değil tabirini araştırmak, harflerini tahkik eyle diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh. Devam ediyor. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Ne demek? İnsanın aklı başında olma nispetinde, bak şimdi ben abi tahammül edemiyorum zor oluyor. Aklının başında olma nispetinde yüklendiklerine takat getirir. Aklını kaybeden veya kaybetme nispetinde yüklenilen yüklere takat getiremeyecek. Sonucu. Sonucu çıkıyor bu işte. Evet. Çünkü mesela la yükellifullah nefsen illa vusaha sırınca teklifi mala yutak yoktur. İnsan kaldıramayacağı yükleri yükletilmemiştir. Kendinde var zannettiği sıfatların alt veri tabanlarını gösterip ikna edilirse aklı başına gelir. Bir daha. Çünkü şeyi okuyacağım. Kendinde insanda var ya sisteminde var zannettiği sıfatların insandaki alt veri tabanlarını gösterip insana ikna edecekse. Mesela diyor ki çünkü vesvesesi var Resul. Yakının bir akrabanın. Al kalemini. Bak kardeşim şekil burada. Mekanı burada. Hayal burada. Burada zanlar, bilgiler, malumatlar, şek şüpheler. Aklın burada. Burada da itikad. O iman ta aşağıda. Bak kardeşim. Bak ablam. Bak teyzem. Anlıyorsa bunun için. Senin zannettiğin Allah hakkında bir sürü imanın var mı yok mu? Allah şöyledir böyledir burada. Daha burayı geçecek. Burayı geçecek. Burayı geçecek. Burayı geçecek. Burayı geçecek. Sonra vicdan olacak. Vicdan olunca şu dört kanıyı da geçecek. Sonra kalbi gidecek ve senin malumatın olmuş olacak. Sen böyle misin? Vay. Niçin söyledim?
insandaki alt veri tabanlarını gösterdikten sonra ikna edilirse aklı insanın başına gelir. Çünkü ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile, aksi gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasannu ile kendini halka müdhike yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yani ne demek? Kibirliydi. Anladı ki kibrin alt veri tabanı neymiş? Onu yazayım. Bir yerden ne kadar şey çıkıyor, kanlıya çıkıyor. Acayip. Psikoloji ya. Risale'nin komple psikolojidir. Yani Kur'an psikolojisi. Burayı hani daha da böyle tetkikli iyice... Daha da dibinde mesela bak burada. Uğraşsan etsen daha neler. Maskaralı böl. Maskaralı araştır. Hot kuruştu. Hot. Acayip diyor ki nereden çıkıyor? Tipi tipten. Oysa Hazreti Ali, İmam Ali, Risale-i Nur'un işte tabirleri diyor, harflerini tahkik eyle diyor. Harf diyor bakın görün, sikiye tasdik eyle. Adam Risale-i Nur'a itimat etmiyor ki, Risale-i tahkik eyle diyor. Biz diyor, şeylerini tasvir ettik diyor, sen incelerini şey yap diyor, istihraç et diyor. Ben diyor, ne diyor? Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen istihraç et diyor. Adam da diyor ki niye bunlarla meşgul olsun? Ben ustadın emri... Şimdi bak... Diyor ki kibrin alt veri tabanı. Bir, bak... Kibrin... alt veri tabanı nedir? Bak onu söyleyecek. Ondan sonra gururun alt veri tabanı. Sonra şeyin tasannunun veri tabanı neymiş? Zaaf. At. Başka bu riya ve zillet. Kibirli adam zayıf olduğu için ihtiyaç duyar. Gururlu adam aciz olduğu için. Aciz adam gururlu olur. Zayıf adam kibirli olur. Tasarlı adam riyakar ve zillet sahibidir. Zelildir ahlemin. Biliyor musun? Mesela diyor ki usta, zaafı gösteren tekebbürün ile, zaafı gösteren kibrin tekebbürü, atsi gösteren, gösterdi, gururun ile, başka, riya ve zilleti gösteren tasannu ile kendini kime rezil ettin? İşin ehline, ha? Halka. Ama senin gibi olanlarda bir rezillik olmaz tabii de. Mukayeseli ikna yolunu takip edilirse ve nasibi de varsa aklı başına gelir kişinin. Şimdi zaten misalde yine ona denildi diyordu. Hı. Nasihatın başı daha işte bu gemi yükünü taşıyamazsan gemi sahibi de kızacak, işte sen taşıyamazsın, benim bükülecek dedi. Denildi kısmı aslında vahiy oluyor değil mi? Evet, ona deniliyor. Vahiy diyor. Şimdi diyor ki toplarsak şimdi, bitiyor arkadaşlar. Aklı başında olanın sufli sıfatları. Şey, aklı başında, başından olan. Alan. Aklı başımızdan alan sufli sıfatlar. Yazayım, bu da çok önemli. Çevirsek mi abiler? Şunu bir bana yardım eder misin Mesut? Bunu böyle getir abi. Aklı arkası çünkü boş. Ha çevir. Oo çok güzel. Burası, zannettim ki çekmece burası. Aha işte. Hiç istemiyorsunuz bunu ya.
Gafur'un zaten dalmış gitmiş. Gafur burada mısın? Orası biraz bu tarafa geçelim. Ucunu. Şöyle mi? Efendim? Bak şimdi. Aklı baştan alan şeyler. Ahmak. Mağrur. Tekebbür. Gurur. Görüyor musunuz? Peki akla başa getiren bunun tersi. Kaç etti bu 5? Peki bunun tersi aklı başımıza getiren, onu da yazayım. Hasan abi bana bir 2-3 dakika verecek misiniz bunları anlattıktan sonra inşallah? En sonunda olur. Tamam. Herkes gittikten sonra. Mağrurluğunu bakiyi göstererek, Allah Allah, bu antika bir şey. Mağrurluğunu bakiyi göstererek, çok antika bu. Ne bakiyle ne alakası var? Evet. Acayip değil mi? Ahmaklığın anlayışını artırarak zaafını göstererek atzini, ondan sonra bitiyor. Riya ve zilletini dini işte. His de, ruh da, halette. Bakayım dur. Ruh da, halette, fiilde. Halette, fiilde. Dur. Fiilde.
Nefsül Emir'de gösterip ikna etme. Gösterip ikna etme. Yapabilirsek ve bir de insanlardaki hallerini kıyas ederek aklı başına gelir. Bak okuyalım şimdi. Ve bitiyor. Birinci dersimiz bitiyor. Şu. Şimdi aklımızı başımızdan alalım bunlar. O nispette yani. Ne kadar ahmağız. Ahmağa biraz durduk. Tekebbürü durduk. Diğerlerini yapmadık fazla. Şimdi bu aklımızı götürüyor. İnsanda mağrur var. Mağrur. Tamam mı? Nasıl gider? Mağrur. Mağrur neydi? Gururlu, kibirli. Zaafını göstererek mi? Onu baki bir alem ile iner. Ne yapsın ki? Ya ben kuldan niye üstün olayım? Baki'yi gösterecek. Aczin değil miydi abi şeyde? Ona aczin bir başlığa başlayacağım. Yani normalde mağrur olana aczini göstererek değil. Abi hepsine. Bir şey söyleyeyim mi? Yani buradaki 5 tanenin tamamı... Bak, buradaki... zaafı var, aczi var. Şeyde, metinde şey diyordu ya. He. Ne demiştik? Bakayım. Şurada bak, dur. Neydi? Baki gösteren, mağrur. Yok, kibirli dedik, gurur dedik. Aczini gösteren gururun ile. Aczini gösteren gurur. Yani gururun... çözümü aczini göstermek dedik ya. He. Mağrur, gurur oradan öyle desek. Bu aczi ayrı bir madde olduğu için yani bu atsaf ayrı bir madde olarak usta orada zikrediyor. Bu dedim ki çalışarak mağrur insan nasıl kalkar? O da şeydeydi başında söylüyordu ahmak ve mağrur adam diyor. Evet ahmak ve mağrur. Tamam onu onun için iki tane baştan söylüyor. Ondan onun için. Ahmak ve mağrur olduğu için ahmak diyor. Ahmak ve mağrur adam belli şey yükünü bırakmadı diyor. Bırakmadı. Başta olur. Oradan al. O zaman ne yapıyor? Neyi gösteriyor? Tevekkül niye edemiyor? Orayı göremiyor. Mağrur ya ahmak. Gemiyi bırakmıyor. Ahmaklığını neyle anlayışını artırarak gider. Zaafını göstererek. Aczini göstererek ve riya ve zilletini gösterip bunları adamı ikna edeceğiz. Nasıl ikna edeceksin? Yapma etmeyle olmaz. Bir, fikren, fikir kafa, hissen, vicdanen, duygu olarak kalben, latife olarak ruhen, bunları delil, buran, hüccet diyerek, başka? Delil, buran, hüccet, üç tane, hüccet diyerek, bir de nefsül emirde bunlara yani yaşantı dünyasında böyle olanların halini göstererek mesela nefes almanın ne demek olduğunu yoğun bakımda ünitesini göstererek kıyas ederek insanın bu şeyini inkişaf ettirebiliyorsun. Yani bunlar mağrurunu bakiye teptili anlayışını artırarak ahmaklığını zaafını, aç insan ne kadar rezil olduğunu, riya ve zilletin ne yaptığını. Bir, bu akılda fikir, vicdanda his, kalpte duygu, kesiften metafati gidiyorum soğan gibi. Ruhta latifesini gösteriyorsun. Gösteriyorsun. Bir de nefsül emirde, yani yaşanan dünyada bunlar olanlarla bunlardan uzak olanların hayatlarına baktığın zaman kıyas ettirerek
adamın anlayışını arttırıyoruz. Anlayışını arttırarak adamın aklı başına geliyor. Çünkü akıl neyle daha şey, vahiy ile geliyor ama bu sefer ilk muhatap vahiy akıl olduğu için akıl iki sistemini canlı tutuyor arkadaşlar. Felsefede, felsefeci ne diyor biliyor musun? Ölüm korkusu niye olsun ki diyor. Ölüm gelmeden önce daha gelmedi diyor. Şey, ölüm diyor, niye olsun diyor. Ölüm korkusu. Gelmedi, ölüm yok. Ölüm yoksa korku da olmaz diyor. Ölüm gelirse de zaten korku da yok olur diyor. Böylelikle içiştirdi adam. Bak ölümün çaresine bak bunun. En zirve sözleri bunlar. Ölüm korkusu olmamalı diyor. Ölüm gelmeden daha ölmedin ki. Niye ölümle korkuyorsun diyor. Ölüm anında da ölüm yok olacak diyor. Sen onu hayvan için söylüyor ya. Hayvana diyor öl bir şey yok diyor. He, mazi müstakbeli yok ya. Hayvan için söyledi. Tam öleceği zaman hissetmek ister. O da hisse gider diyor. O da gider. O hayvan için söyledi. Oysa sana diyor ki oldu bitti. Yani ölümü hastanede yoğun şeye narkoz yemeye benziyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum zannediyor. Ölümü narkoz zannediyorlar. Yani bir tanesi dediği gibi. Ölüm dedi, biten, dolan pilin bitmesi, o plak çalıyordu, bitti. Pil bitti diyor. Tamam, daha pille bir şey olur mu? Pil bitti ama videoya dönüştü. Ses kaydına dönüştü. Yani şu filme bakalım. Gel bakalım şu filme. Peki, basitleştin mi, âli mi oldun? Pil bitti ama film oldu. Şimdi filmini seyret bakalım. Orada bir enerji potansiyeliydi. Hayır ve şer ortaktır. Şimdi film artık ne kadar? Demek ki insanın aklını başına almak, Üstad o 23. sözde başlanır, mağrurluktan, ahmaklıktan, zaaf ve aczini ve riya ve zilletinden sıyrılarak aklı başına gelir. Bunu da ne ile yapar diyor? Yaşadığımız dünyada, bak bakalım yaşadığımız zaman, mukayese et, kıyas et. Kıyas et. Bak böyle düşünenlere bak. Böyle vicdan sahibi olanlara bak, fikir. Böyle duyguları olanlara bak. Bu latifelerini anlamasa bile biz kendimiz konuşuyoruz. Latifelerini, mesela latife nedir? Şefkat-i mukaddese ya. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezze. Bunlar arkadaşlar aklen bilinen şeyler değil, şefkat. Şefkat, akılla kıyas edilmez. Muhabbet, aşk, adamın aklını neye benziyor biliyor musun? Dozeri tutun. Çekin bu tarafa, dözer gitsin. Ne yaparsınız? Gor 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 gor. Sen gur 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 yapsan ne olur? Seni sürükler. Yani aşk ve muhabbet akıl üstü olduğu için, şuunatı zatenden olduğu için, akıl ise yapısı ilimden, malzemesi hayattan, yapan kudret, tercih irade olduğu için bir alet. Akıl bir alettir. Malzemesi hayattan yapılmış. Formülü ilim yapmış. Yapan kudret yapmış. Seçimini ilim yapmış. Şey, irade yapmış. Tamam. Böyle bir alet. Bu nerede? Subut-u sıfattan. Akıl subut-u sıfatın bütünlüğünden çıktı. Peki, şefkat-ı mukaddese? Allah'ta bende şefkat var. Bende mukaddes yok. Bendeki şefkat, şefkat-ı mukaddeseden. Muhabbet bende var. Muhabbet-i münezzeh ondan. Akıl dinlemez. Akılla bilinmez onlar. Aklı değil. Çünkü aklın çok üstünde. Her şeyin aklı olmadığını akıl da bilir. Mesnevi'de geçiyor bu cümle. Çünkü akıl yaratılmadan önce bu kainat ve bu sistem benim bu aklımla yapılmadığı için bu akılla onu çözemem ben. Bir daha. Benim bu aklım yapılmadan önce bu kainat ve sistem yapılırken ve çalışırken de vardı ben yokken. O zaman bu kainatın çalışması benim aklımla yapılmadığından benim aklımla ben bunu çözemem. Ve diyoruz, birinci dersin. Bitirmeyelim abi, lütfen. Lütfen bitirmeyelim abi. Aha. Ben şimdi sizin ademiniz olarak tahtaya bir gelmek istiyorum abi. Tamam da neyle alakalı? Aşk olsun abi tamam, ya. Tamam, bununla mı alakalı? Güvenmiyor musunuz abi bana? Tabii ki bununla öncesiyle, lütfen. Lütfen abi. Oraya mı geçelim? Yok çevir, öyle yapma. Çevir şey. Çünkü burası küçük çekmece değil diye çevir. Al çevir. Bunu o tarafa. Şimdi şurada abi. Şimdi abi sizin notlarınızdan şu alan 309 mu yazmışsınız abi? Sağındaki aklı istintak mı edip
tasdikini temin. Solunda vicdanı istişhat ederek teslimini tespit. Şimdi abi burada muhatap kim? Şimdi benim solumda vicdan olması için benim yönüm bu taraf olması lazım mı abi? Vicdan solumda. Sağımda da akıl olması için benim yönümün böyle mi olması lazım? Ben burada Hasan abi kimim? Ben burada kimim? Bunun muhatabı kim? Bak bu akıl da değil. Vicdan da değil. Tamam. Bunun muhatabı kim? Hasan abi bu bir. İkincisi az önce bazen insan elinde kalem varken çok arar. Siz de yapmışsınızdır Hasan abi. Osman Hanım'ın da söylediği gibi. Dedi ki tasdik eden, izan eden, iltizam eden, itikat eden akıl mıdır dedi. Şimdi her şeyin abi melekût ve mülk ciheti var demiştik ya abi. Şimdi burası zeka, burası akıl derisek, melekût ve mülk olarak bölsek bunu Hasan abi. Burada bir de bir berzahlık tarafı var ya bunun. Yani şuraya bakan bölüm akıl, serbest bölgeye bakan taraf zeka. Mesela demiştiniz ki Hasan abi şurada. Evham'dan akıl ben aynı yeri okuyayım. Okuyun abi. Evham'dan etkilenen akıl. Yani 309 mu diyorsun? Arsa. Neresiydi şey? İnsanın aklı evhamda boğulabilir. He, boğulur. İnsanın aklı evhamda boğulabilir. Evet, evet. Abi? Şimdi benim aklımı evhamda muhafaza eden zeka olması gerekir abi. Onu ben düşünüyorum. Yani benim eğer bu berzahsa, tahakküldeki berzah yönü zeka ve akıl olarak ayırabilirsek... Hayır, bak abi, Gafur. Burası akıl ya. Evet abi. Burası berzah. Şimdi bu akıl, zeka rezil bir şey değil. Tamam, onu demek istiyorum. Ha. Yani aklı tasavvurdaki evhamlara karşı boğulması... Dediğin doğru. Akıl zekayı kullanmayı nerede yapıyor? Bu tarafa değil, bu tarafa yapıyor. O tarafa doğru yapıyor. He. Hayalindekileri, tasavvurdaki zanlar, bilgiler, malumatları zekayı karşısına koyuyor. Heh. Akıl koyuyor. Tamam. Ne ile yapıyor? Delil, buran, hücceti karşısına koyuyor. Tamam. Anlamsız olduğunu zeka ile yapıyor. Heh. Yani evhamın boğulmasından zeka ile kurtuluyor. Kurtuluyor. Yani kurtuluyor. Üniversite diploması ilkokulu kullanıyor gibi. Gibi. Doğru. İlkokulu kullanıyor gibi. Doğru. Tamam. Doğru. Zekasız nasıl yapacaksın? Evet. Bu tarafa da akıl ile ulaşıyor. Yapıyor. Akıl ile ulaşıyor. Yani bu taraf akıl ile ulaşıyor. O zaman Osman'ın az önce söylemek istediği bu manada sanki böyle gibi çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? Yani akıl tasdiki de kullanıyor, izanı da kullanıyor, itikadı da kullanıyor. Ama Cebrail Aleyhisselam Miraç'a çıkarken ben buraya kadar gelebilirim, buradan sonra yanarım diyor ya Hasan abi. Hani buzu götürüyorsunuz, sıcakta bir noktadan sonra artık eriyor. Buz bitti ama suyun içindeki kanuniyet olarak buz var. Yani akıl burada kanuniyet olarak zaten mevcut. Yani buraya vahiy geldi diye bunu anlamak için şu olur bu olur diyoruz da ama bu vahiy geldiği zaman şak diye hepsi şu şunla direkt zaten veriyordu. Daha önceki derslerde konuşmuştuk. Yani birbirini şey yapıyor. Mesela diyelim ki tasdik olmadan intisal olabiliyor. Mesela diyelim ki babaannelerimizin ilmi yok ama direkt itikadı var. Veya babaannemiz vahiye muhatap olmuş, hemen iltizamı var, taassup. Bizden daha tesettürlü, daha dindar. Aleyküm bi dini acayiz. Ahir zamandaki ihtiyar dindar kadınların dinine itibar edip ilmi okudu yok. Yani direkt vahiyi almış, direkt geçirmiş. Yani var ama bu sistem anlatıyor. Aklını başına al muhatabı burada kimdir abi? Hangi taraftır? Taakkuldur. Taakkul müdür? Taakkul ediyor.
aklını başına alacak. Tabii aklın, aklı sistemini al, zeka şey yapmasın. Peki aklını başına alan tahakkül artık tahakkül olmaktan çıkıyor abi. Tahsil, izan, iltizam, itikat ona dönüşüyor. Artık çıkıyor. Mesela şöyle diyelim. Tırtıldı. Kelebeğe dönüştü. Artık oradan çıktı diye kelebeğe tırtıl mı diyeceksin? Yok. Doğru. Şeyde geçiyor, 19. mektupta Allah Resulü'nden misal veriyor. Soy vesaire de oradan çıktı. Resulullah niye öyle bakıyorsun çıktığı yere, Arap'tı bilmem ne. Şimdi diyor bir tavus kuşu diyor, uçtu Teheran ediyor semada bu güzelliği. Yani şimdi bu güzelliğin çıktığı yumurtada mı arayacaksın şimdi? Diyor. Yani sen mesela şu andaki sıfatın. Senin soyunda mı arayacağız bunu? Yani akıl şeyinde mi arayacağız? Yani bunu vahiy geldi. Vahiy hepsini besledi. Bunu devlet iş yapmadı. Bunu kullandığı için akıllıdır. Bu eğer bu zeka aklını kullanırsa dünyayı cehenneme çeviriyor adam. Ama aklını bunu kullanırsa buradan gelen tazikatları zeka ile durduruyor. Nasıl durduruyor? A, B, C, Ç'den kalsın. B, Burhan. C, D, Delil. E, F, G, H, Hüccet. D, Burhan, Delil, Hücceti. Zeka kullanıyor, duman ediyor bunu. Aklı diyor ki devam et sen diyor. Aşağı doğru veri tabanı şey yap. Ben burada şeyim diyor. Peki buraya ne koyuyor? Akıl diyor ki sistemi var. Bunlara karşı. Geç buraya diyor. Şuraya. Geç şuraya. Fehim. Süzgeç. Ben sana söylediğimleri alacaksın. Bu şey Edirne kapı kule kapısı. Şunları evra olmayı alma. Olsun burada serseriler. Fehim süzgeçtir. Zekayı da kullanıyor. Bu taraf. Peki vahiy buraya geldiği zaman 30 küsür tane sıfatı var. Hepsini aynı anda veriyor. Mesela neye benziyor? Ustad 32. sözde söylüyor. Toprak düşünün diyor. Çekirdek diyor. Çekirdekteki program ağacın gövdesinden dala budağa bilgi aktarılmıyor. Sen böyle. Orada diyor temessülen oluyor. Çekirdekteki bilgi bir kimyasal yolla bilgi aktarımı olmuyor. Daha ilim ona gelmemiş. Bir anda şey bilgi yayıyor bilgiyi. Çekirdeğin açılımı oluyor. Çekirdek aslında bütünlüyor. Yani çekirdekteki bilgiler daha bu oraya gelmedi. Şey diyor ki işte ilim bilgiyi bu sıvıyla şey yapıyor, aktarıyor. Kablolu değil, wireless. He. Kablolu değil. Mesela çekirdekteki bilgi sağ taraftaki yapraklara, çiçeklere, meyveye bilgi aktardığı gibi aynı anda sola da veriyor. Aynı anda. Tamam. İnsanın kafası gibi. Ben mesela bir şey konuşuyorum ama herkes farklı şekilde etkileniyor. Üç ayları ustad söylüyor. Adam olumsuz düşünüyor, havayı değiştiriyor. Üç aylarda müsbet dönüşüyor, havayı güzel yapıyor. Yoksa havayı teslim ediyor diyor. Havayı zehirleyen kafalar var. Yani bu hava nasıl bozuluyor? Niye kainat hiddet ediyor vesaire? Ya ki insan zannediyor ki burası burası ya. Ya düşünceli hava değişir mi? Değişir tabii. Değişiyor. Evet. Abi yıllardır yurt dışına gidiyorsunuz. Almanya'da şurada aldığınız nefesi huzur alabiliyor musunuz? Mümkün mü? Ya mesela üniversite imtihanlarda onu gördüm. Bir görürsünüz herhalde vardır resmi. Uydudan çekilen resim var. İstanbul'un, Türkiye'nin. Üniversite imtihan anında saat 10'da çekilen uydu resimine bakın. Hangi bölgelerde insanlar kafa, beyin yoruyor? Orada resimde kıpkırmızı çıkıyor. Resimde. Yaymış olduğu dalgayla. Bilmem ne ışınlarıyla çekmişler onu. Yani merak etmiştim. Onun için insanlar bir dershanede veya bir dersteyiz. Bir böyle hangi bozacak birisi böyle şeylik yaparsa ikide bir geliyor şey yapıyor. Mesela diyelim ki onunla başlıyoruz. Adam 52 11'de geliyor. Benim aletimi bozuyor. Yani sanki niye ne alakası girse değil işte öyle değil olmuyor. Yani kartpostalın içerisinde ya bu yaprağı çıkartayım. Yırtıyorsun onu. Yani burada bir balon oluyor, bir şansı manevi oluyor. Nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Böyle ağda, asude bir hayatın oluyor. Üç aylarda diyor ustad da, Emirdağ'ın da söylüyor değil mi? Şey, Kastamonu 66 mıydı? Evet. He. Şimdi havaya veriyor. Üç aylar gelince herkes nefes alıyor ya. Niye üç ayların dışında bir gün oruç tutamıyorsun da Ramazan'da rahat tutuyorsun? Çünkü herkesin beyninde bu dalga yayıldığı için ben de onda teneffüs ediyorum. Niye peki senin hayalin yatak odanla senin ders çalıştığınız sohbet odan bir de burayı hayal et. Burada aynı alet mi var? Benim uçsuz odam var. Bu alet olur mu burada?
Hususun. Gelin böyle hiç kimse olmasın. Ben ders yapmasın. Bakın buraya bırakıldıktan sonra bu millet gidecek. Bir de odamıza bakalım. Dershane olduğu halde. Bu hava olmaz. Olmaz. İşte menfisini de düşünün. Bir daireye girdiniz. Ya ikide bir kavga ediyorsunuz. Ya kardeşim ya orayı manevi dezenfektin veya daire değiştir. Çünkü orada bırakmış adam. Peki birinci ders bitiyor. El Fatiha. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ala resulina Muhammedin salavat. Fazla yapmayacağız kardeşim. İkinci şey yapalım. Sözler 322. Kalp ve aklını nefsi emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakki değil sukuttur. Ben size bir şey başlamadan önce bir şey yapmak istiyorum. O kameraman çeken Abdülbasit'in şey ilgimi çekti. Size de umuyu anlatmak ihtiyacını duydum. Ben yatarken Musa Aleyhisselam'ın kısa satırıma geldi dedim ya. Böyle ama niye geldi? Yani bir insan örf, anane, gelenek ve kültüründe nasıl kurtulur? Ben niye bilmiyorum. Meğer bu kardeş dün akşam yatmadan bir de bundan sonra önce mi gelmişti İbrahim? Önce. O en son geldi. Abi kapıma vurdu. Bir şey sorabilir miyim dedi. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Sirayet kanunu. Gel. Şimdi sirayet kanununu. Gel dedim. Kapıyı açtı. O zaman bir soruyu sordu. Cevap verdim. Durdu. Sor. Bir tane de vardı abi ama unuttum dedi. Tamam sonra hatırına gelirdi. Tamam abi aynı gecelerde diye gitti. Şimdi bugün, şimdi onu anlatırken birinci derste dedi ki abi ikinci sorun buydu dedi. Özbekistan'dan geldiği için ben bunu bu derste kendimi ve oradakileri örf, anane, gelenek ve kültüründen nasıl koparacağım? Değil mi? Öyle. Ve o insanın bir şey anlatmak için söylüyorum. O insanın dairesine üçüncü kattan çıkıp kafasına bu soruyu kim şey yapmışsa bana da cevabı hazırlayan o. Sirayet böyle. O ve ben bu soruyu niye sordum kendime bilmiyorum dedim değil mi birinci de. Ama ne dedi ders bittikten sonra işte öyle siz de duydunuz. Ben bu soruyu sormak için senin odana gelmiştim. Ama unutmuştum dedi. Sirayet bu kadar kuvvetlidir. Üstadın dediği sual edildi ki. Yani bu kadar şey. Bak o çıktı. Onu belirtmek isterim. Yani sirayet kanunu acayiptir. Mesela niye diyorum? Hatta dedim ki derste hemen birinci derse bilmiyorum kimin sorusuna cevaptı. Hatırladınız mı? Evet. Ama ne dedi bu? Ben onun için odana gelmiştim dedi. Şey ne sordu İbrahim? İbrahim ne sordu biliyor musun? Lüme-i şeytaniyeyi dedi. O da odama geldi. Attı dedi kalbe. Vesvese yemedi. Sonra diyor abi kalpten dedi yemeyince vicdana mı atıyor? Vicdana mı musallat oluyor? Hayır. Dima atıyor. Yapmıştım onu dersin. He yapma ama bilmiyordu. Sonra dedim şöyle iniyor. Hani kalbe attı yüme-i şeytani. Ondan sonra dedim o şöyle düşündü. Kalp yemedi vicdana atar. Vicdan da böyle mi çıkar? Böyle zannet. Hayır. Buradan kalka buraya. Ne yaptı biliyor musun? Şöyle yaptı. Nereye gitti be? Of be abi. Buralardan da nasıl ayıklayacağım ben onu dedi. Gece gece ya yatırken geliyorlar bu. Buraya tekrar tek tek izah ettim buraya. Buraya böyle yapıyor. Of be dedi. Gitti. O da. Sonra işte bu geldi. Tevafuk şeyleri. Şimdi sözler 322. Kalp ve aklını nefs-i emmareye musahhar edip yardımcı verse, bak görüyor musun? Kalp ve aklını. O terakki değil, sukuttur. Ne diyor bak? Aklını ve kalbini nefs-i emmareye yardımcı verse, sukut buymuş. Yani insan niye çöker? Kalp ve aklını. Tamam mı? O sırf bunu söylemek için. Sözler 325. Hakaikin bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı. Şuraya bak. Hani Cenab-ı Hak dedik ya birinci. Cenab-ı Hak'taki Cenab-ı Yön. Hak
bütün esmaların nihayetsiz mertebeleri var. O mertebelerin senin nasibi neydiyse onların, şurada çizeyim onu. Şöyle yapayım ben, size göstereyim. Daha önce küçük çekmecede gösterdik. Şu esmalar, tamam mı? Şurada arkadaşlar, bir esma: Rahman, Rahim, Kerim, Latif, At, Cemil, başka sayın diyeyim. Garip, Basir, bütün esmalar böyle tecelli ediyor mu abi? Ediyor. Şimdi Osman geldi. Osman'ı alıyorum. Osman. Kumaşı dokuyacağız. Bir kumaş böyle dokunuyor. Bir böyle ipler oluyor. Bir de böyle oluyor. Değil mi doktorum? Rahman'dan şu kadar aldı. Kerim'den şöyle şöyle oldu. Rahim, Celal, Kemal böyle oldu. Hepsi şöyle farklı renk tabii. Hepsi farklı renk. Bir farklı. Desen çıkıyor ortaya. Evet. Şöyle. Bakıyor, seccade çıkmış ortaya. İşte bu esmaların nihayetsiz mertebesi var. Senin her esmadan aldığın meratip farklı. Muhatap. Bu işte bu esmaların tecellisi. Bak atladı. Bu esmaların her esmadan farklı mertebe alıp da dokumak senin kaderindir. Artık bu kumaş oldu. Bu senin hak ismin oluyor. O bir tane çizgi ben değil miydim? Normalde öyle şey yapıyordum. Ya bunların toplamı. Diyelim ki şu. Şu esmadan bunu aldım. Tamam. Oraya bir nokta koy mesela. Buraya koydum. Öteki esmadan burayı aldım. Bu mertebeyi. Öteki esmadan düşük oldu. Öteki esmadan yüksek oldu. Yani bu hepsi farklı esma. Yani bir esma, bir... Tamam. Bu çizgi Osman ama tek çizgi. Osman'dan bu sen. Hakaik'in bütün inceliği. Yani şöyle yapalım. Osman'ın aklı mı? Yani Osman... Farklı insanlar oluyor o zaman. Ben öyle... Yani şu, şöyle senin bir Rahman'dan bir sen yok mu? Ama dikine olanlar tek bir esmaydı ya, yatay olanlar biz olmamız lazım. Ha, o zaman bir esmaydı o. Ha. Şimdi şöyle, şunu cem edelim sana. Tüm esma-i ilahi. Osman. Yani bu esmaların cemi senin hak seviyendir. O zaman sen hakla aklanınca bir yönün var. Allah canibinden, Cenab-ı Hak. Ha, muhatap oluyorsun. Şeyle mi? Hakaik'in bütün inceliklerini nüfuz eden akıl mı? Evet, evet. Akıl işte. Yani şuraya mazar oldun, bu esma hiç mazar olamadın Osman, görüyor musun? Buraya dolamadın, buna düz gitti. Şuradan atladı. Şuradan bak, hepsi aynı seviyede oldu. Yani bu hepsi sensin. Mazariyet. Yani bu senin elinde değil, kaderin. Bu kaderin acayip de bir misalidir ha, anlayan için. Kader demiştiniz zaten abi. Evet. Kader olarak anlatmışlar. Kader. Bak şimdi, esmaların herkes aynı tecelli ediyor. Hani bazıları kader, kainatta, cebir nasıl varmış? Herkes aynı. Dur. Birinci derste dediniz ya, kumaş evet. Kaderdir diye. Kader. İstediğiniz gibi biçin onu. Yani. Evet. Bu tarz bir tanım yok. Vardı. Kader kumaşı diye. Kader kumaşı diye. Evet. Şimdi bak. Esma tecelli ediyor. Birinciler cebriye diyor ya, tamam bu cebriye, herkes de esma tecelli ediyor. Cebriye de. Ama bu esmaya aynı mertebede herkes mazhar olmuyor ki. Mesela benim Hasan. Üç tane isim var. He, Sin, Nun. Annemin ismi vesaire. Kör harfleriyle benim mazhar olduğum esma. Hay. Galip olan. Hakim. Ben çalıştığım için söylüyorum. Hadi. Yani diğer ismalar tecelli ettiği zaman buna... Bunun emri altında oluyor. Tamam, anladım. Hidayete vesile olmak. Hakim esma.
hikmet ve haycanlı. Yani ben, diğer esmalar bunun dameninde oluyor. Ha, tabi oluyor. O zaman senin başka esmaya mazal var. Basitli değil, senin sana. Şimdi sana rağmen esmalar, güneş, şöyle diyeyim, buna misal, çok güzel bir misal. Şimdi ben köyde görmüştüm, balkonda. Resimde yaptım da gönderirim inşallah. Ya karanlık sema, bulut kaplamış. Rize tarafı, Trabzon, Çaylı tarafı şöyle solduğumuza geliyor. O bulutların arasında bir boşluk oldu. O boşlukta güneş vurunca acayip bir kol gelmiş. Tamam mı? Hayal ediyor musunuz benim söylediğimi? Öyle acayip bir şey. Öyle keyiflendirdi ki. Laz kaldım böyle. Keyif aldım. Sanki benim için yaptı Allah onu. Ben kendi dünyamda. Bu benim için yaptı dedim. Böyle hem çektim ama hem de kaçırmayayım. Beni mest etti ki derse de getiriyor. Güneşi gözükmüyor. Mutlak ve muhit olan güneş 538. Allah niye gözükmüyor? Mutlak ve muhittir. Boşluk yok. Olmadığı yer yok ki o gözüksün. Peki güneş gözükmeyen yer var. Karanlık ya bulut. Gözükmüyor. Nereden gözüküyor? Delikten. Ha o zaman güneşi gördüm. Vay güneşe bak. Bize de vurmuyor ha. Oraya vuruyor daha. Vay. Mutlak ve muhit değil artık güneş. Güneşi mukayyet enzar ile kayıtlanmış. Aradan geçiyor. O aradan geçeni hayal ediyor musunuz süzmeyi? Ha bu. Esma. Tamam mı abiler? Şimdi sen Rahman'a, ben mesela şu esmalara mazar. Tamam. Şimdi bu esmalara bana yakın olmasanız siz de beraber ders arkadaş olamayız. Ders arkadaş olamayız. Esmalarımız birbirimize benziyor. Onun için birbirlerini iten, derslerini iten bunlara zıt oluyor. Tamam. Mesela diyelim ki şu içikti değil mi? Açıksa ne olur? Bu derse pek gelemez. Hakim o. Tamam. Anladın mı? Yani onun için hoş görüyorsun. Niye? Zevk alıyorsun. Mesela diyor ki, tenkit ediyor falan. Bana keyiflendiriyor. Hem ki niye? Dünya küçük kaşı meydanı ya. Tenkitleri aldığım zaman bakıyorum. Haşirde buna bana soracaklar. Bu adamın ettiği tenkit. Haşirde diyecek, benim cevabım ne olabilir ya dedi diyorum. İnan ya, keyifli alıyorum. Bir de günahlarımı aldıkları için keyifleniyor, hoşuma gidiyor. Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Hakim olsa şöyle. Bak yapıyorum gafur. Eşit değildir. Hakim. Hiç. Hiçbir ben için bu derse giremez. O zaman ders arkadaşı olmak esmalarımızın birliğini gösterir. Peki esmaların birliği cennetteki beraber aynı makamda olacağımızın alameti, delilidir. Esma delilidir. Orası perdesi tecelli. Tecelli edecek. Bize hay, hakim, hadisiz de olduğu için perdenin tecelli ettiğinde berabersen perdesiz tecelli ettiğinde zaten. İsa Aleyhisselam'ın ayetiyle cevap vereyim. Verilene verilecektir. Biz birbirimizi vermiş, Allah verdi. Ben sana, sen de bana kardeş vermiş Allah. Ders arkadaşı vermiş. Bu Allah'ın abes iş yapmayacağından, ahirette de beraber olunacağındandır. Bu esmalar azami tecelli ettiği cennetin mertebesinde inşallah bizim bu ders şeyine, kültürüne beraber olanlar beraber olacaktır. Esma delili budur. Onun için diğerleri itiraz ediyorsa lütfen Allah rızası şarkı itiraz etmeyin. Ben ediyor muyum? Ya, tamam etsinler, desinler. Opsun. Çünkü o esma, ya ne biçim ders yapıyor? Doğru haklısın. Ha kimse o adam düz okuyacaktır. Drrr. O konuyu, kayyum bahsini atıflı okumaz. Baştan girer sonra çıkar. 23. söz girer çıkar. Biz 23. sözü böyle, nerede? Ha böyle yaparız. Paragrafını alırsın. Ha. Bu kim? Hakim. Hakim olursa adam hükmedecek. Tamam. Hidayete mesela, hepinizi biliyorum. Mesela doktor diyor, hadi hepinizi biliyorum. Vesile oluyorsunuz hidayete. Yani bazıları çok bereketli olur. Bir dokunursa birisine mutlaka hemen onaylamasa bile hareketleniyor. Gittiği yer hareketleniyor. Canlanıyor. Hidayetine, anlayışına, seviyesinin, irfanına, arifliğine vesile olunuyor. Hadi olan. Hidayete vesile olmak demek. O insanların.
Hay da canlı olur. Bu dersleri, enfosit dersleri sahip olanlar da hay galiptir. Hay. Hay canlı olur. Ha? Şimdi Osman, bu nedir? Hak. Hak aynı zamanda senin kader kumaşın. Kumaşın. Görüyor musun? Bunlar senin. Bunlar senin değil. Bu esmalar, bu senin meratiplerin. Kumaş oldu mu abi? Kader. Şallar dik, pantolon dik, kısa kes, uzun kes, bilmem ne yap. Kader kumaşını sen yap, istediğin yap. Cebir var mı burada? Kumaşın şeklini sen yapıyorsun. Kumaşın şeklini sen yapıyorsun buraları. Bir de bu nedir? Bak şimdi bir daha ihtiyar iradeyi söylüyor. Esmalar bu. Bunlar irade, şu mertebe irade. Makas vurman ihtiyar. Makas kısmından ihtiyar giriyor. Evet, orada giriyor. Bir daha kaçırma gafur. Bazı şeyleri kaçırmanı istemiyorum çünkü istifade edecek. Bir, esmaların tecellisi bize rağmen tecelli ediyor. Sen yokken de kainat yaratılmıştı. O güneş misali. Bulutun arasına çıktı ya. Buna ben mazhariyetim. Mutfağa girebilirdim, balkonda oturdum, irademle onu sey. Ulvi şeyler iradedir, sufli şeyler ihtiyardır. Evet. Günahları ihtiyarla yaparız, ulvi şeyleri, sevapları iradeyle yaparız. Ben şaşırdım ona, vay be güneş varmış ya. Yok muydu biraz önce bulut yokken? Yoktu. Var her tarafa, varlığını gösteren yokluğu yoktu. 538 sözlerde ne diyor? Allah niye gözükmüyor? Mutlak ve muhit olduğu için ona bir hat ve muayenlik verilemediğinden ihatamızın dışında oluyor. Evet, işte ondan dolayı. Mutlak ve muhit olduğundan mukayyet enzar ile onu kayıtlayamıyorsun. Peki bulut yokken güneş var mıydı? Yoktu. Niçin? Yokluğu yoktu. Yokluğu yoktu ki var olsun. Vahidi kıyası yok. O zaman yoktu. O zaman mutlak ve muhit olduğu için benim için yoktu. Benim için ne zaman var oldu? Yokluğu ortaya çıktığı zaman. Yokluğu çıktı, varlığı da çıktı. Bu bulutun arasına çıktığı için. Bu sefer bu o. Esma vurdu mu abi? Bu benim mazhariyetim. Tefekkür ettim, namaz kıldım, oruç tuttum, derse gittim, risale okudum. Bu kumaşları, o esmaya mazhariyet. Mesela düz okudum risale, hakim. Tefekkür ettim, hakim. Birisine anlattım, hadi. Ondan sonra her şey can, herkese ya Allah'ın kullarıdır, dokunma der, yapar, küfreder, olsun. Hay. Bunlar ne yaptım? Ben bunlardan çizgide noktaladım. Bu noktaları kim yapıyor? İrade. Peki bu kumaş oldu. İrade ile kumaşı dokudum. Bu iplik benim değil. Bu iplik benim. İrade oldu. Kumaşı keseceğim. Şalvar mı yapalım, pantolon mu yapalım, kısa mı yapalım, uzun mu yapalım, gömlek mi? O da ihtiyar kesiyor. Makası ihtiyar. Ona hakikate tatbik edip kesmeyi kumaşı. İhtiyar, cüz-i ihtiyari. Tam yani mesela örnekle. Mesela bugün mesela sen, diyelim ki pikniğe gideceğine buraya gelmişsin mesela. Gibi mi? Yani o kumaşı keserek kullanma kısmını. Yani mesela şöyle. Ben bunu aldım. Buraya derse geldim. İrade değil midir? Kutsi'de. Ben bunu aldım, tekebbürde kullanacağım. Yani var ya siz bilmiyorsunuz, doğru. Ne biçim adamlarsınız. Aşağılamak, şey yapma. Oysa kendi terbiye olması gerekirken üstünlüğe vesile yapıyor. Aldığım bu elimi nerede kullanacağım? Oysa yani o ihtiyar, cüz-i ihtiyari eylemde gözüken, an zamanda. Mesela ihtiyar nedir? Maziden kopuk, istikbalden kopuk. Halde bu mu, şu mu, o mu, bu mu? İrade nedir? Mazinin bütünlüğüyle geleceğe bakarak halde ihtiyar ile tercih etmek. İrade bu. İradenin geçmişi, geleceği vardır. Onun için elestu bi rabbikum kalu bela ihtiyar değil, irade ile yapılmıştır. Ama alem-i şehadetteki tercihlerimiz bu mu, şu mu, o mu? Şu, neyle ihtiyarla? Peki, şu mu, o mu, bu mu? Dinim ne diyor ya, hangisini seçeyim? Dediğin anda irade. İhtiyarla seçten sadece sufli oluyor değil mi abi? Sufli oluyor. Günahlar iradeyle işlenemez. Yani iradeyi geçebilmek için aslında ihtiyardan, evet. İhtiyarını bırakıyor. Zaten öyle diyor. Ustad diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. İhtiyarı bıraktığın zaman iradeye geçiyor. Öyle diyor 17. sözde. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor.
Vazgeçti. Ne oldu orada da? İradeye geçti. İradeye geçti. Evet. Bak şimdi, buralar irade arkadaşlar. İrade. 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 Peki bu kumaşı esmalara karşı mukabelemiz irade. Kumaş oldu mu? Makası getir bana. Keseyim. İhtiyar. Kime göstereceğim? Bu başkasına caka yapmak için yapacaksam kısa keseyim. Yok bana lazımsa o da ihtiyar şerri değil. İhtiyar hayrı da var. Ona göre yani doğruyu yanlışı şimdiki zaman insanlara eğer şapaz gurur kibir falan tekebbül için yaparsam ihtiyarınla yapıyorsun şere. İhtiyarın müsbeti de var, hayrı da var. Hasan abi bir şey sormak istiyorum. Mesela çizgilerden bir tanesini Osman dedik değil mi abi? Yok, hepsi, bir tanesi değil. Yok, hepsi. Maşonun. Farklı zamanlarda gibi düşün. Yani o hakikat o. Mesela, şimdi 10 yaşında Osman. Osman bak şimdi. Zamanı düşün orada. Her zaman bak şimdi, 10 yaş. Ben de onu sormuştum. 11 yaş, 12 yaş. Şimdi 10 yaşında Rahman'a, Rahim'e, Hakim'e, Hadi, Latif. Ya Cemil ya Allah, ya Karibu ya Allah, ya Mucibu ya Allah, ya Bibu ya Allah, ya Rauf ya Allah, ya Tuf ya Allah, ya Maruf ya Allah, ya Latif ya Allah, ya Azim ya Allah, ya Nani ya Allah, ya Mennan ya Allah, ya Deyan ya Allah. Tamam. Tamam. Peki. Teklif başlamadığı için sabit gibiydi. Evet sabit gibiydi şu. Tırırt. Bu işte. Teklif yoktu. Sonra, şimdi bulu çağına geldin 15 yapalım. Sonra kumaş renklenmeye başladı. Başladı. Şimdi namaz kıldı, oruç tuttu, derse gitti, tefekkür etti, sadaka verdi, insanlara güler yüzlü davrandı vesaire, kardeşini terk etmedi, vefa etti vesaire. Ya şehidü ya al, subhaneke ya şehid, talite ya şahid, ecirne minen nari biafinke ya rahman. Tamam. Şimdi bu yaştır. Tamam. Kumaştan iplik attığı yer yaştır. Tamam. Yaşına göre. Peki bu yaşta sen Rahman'a nasıl muhatap oldun? Rahim'e nasıl muhatap oldun? Kerim'e nasıl muhatap oldun? Hmm. Bu kumaşı ip şey attı, düğüm attı. Kumaş oldu mu abi? Ortaya bir kumaş çıktı. Bu taraflar kader. Kader çizgileri uslatıyor ya. Şurada kader çizgileri. Çizgileri. Tamam. Şimdi burayı yapıyoruz. Burası da iradenle esmaya mazhariyet seviye lerin ortaya çıkan kader kumaşı kumaşın çıktı. Şimdi bunu cübbe dikeceksin. Kısa etek dikeceksin. Elbise dikeceksin. Nasıl dikersen bunu da ihtiyarla yapacağız. İşte ben de diyorum ki Hasan abi, bu Osman'ın zatındaki kader anlayışı. Tabii onun. Ama ben de diyorum ki, ben olmasam Rize'deki, Senoz Devesi'ndeki o balık da olmayacaktı. Evet, öyle değil. Öyle hem öyle değil. Şimdi, Allah canibinden başka, senin canibinden başka oluyor. Eğer seninle, sen bu kainata geldin, vücuda çıktın, mutlaka hiç görmediğin bir çiçek bile seninle alakadar. Heh, işte. Çünkü niye? Bütün kainatı Allah'ın dışında 18 bin alemi makineye koy, portakalın suyunu çıkar gibi, sıkar gibi. Çıkan nedir? Hayat. Sende var işte. Sendeki hayat, bütün kainat onunla olmuş. Tamam. İşte üstteki, Hasan abicim, üstteki kumaşı, o kumaş olarak düşünecek olursak, yani şahsımı bir çizgi olarak kabul etsem orada. Şahsımı. Nihayeti kader deyince Hasan abi, kader ana bakmıyor ki. Yani zaten, geçmiş, gelecek ve anı hepsini bir anda cem ediyor. Ve zaten öyle diyor. Tamam mı? Bu kader öyledir. Kader esmanın bütünlüğüdür. Kader neydi? Esmanın bütünlüğüdür. İrade nedir? Subutu sıfattandır.
gene ötelerin ifadesidir. İhtiyar buranın ifadesidir. Şekil vermek ihtiyardır. Buna yazayım. Buna şekil vermek, buna kader kumaşına, kumaşına şekil vermek, vermek ise cüz-i ihtiyardır. Hadi, tamam. Abi şu soruyu bir sorayım, bir türlü sorumu soramadım yani. Lafı oraya getirmeye çalışıyorum ama. Bakın, şu çizgilerde ben kendimi bir tane olarak addedersem eğer, bir tanesi benim. Benim Esma'nın bendeki tecelli seviyesi. Bende ortaya... Sif Rahman mı? Efendim? Sif Rahman mı mesela? Hayır, hayır. Bütün Esma'larda, Esma'ların... Mesela siz dediniz ya, ben de Hay, Hakim, Hadi, üst seviyede... En galip, evet, diğerleri onun dameninde. Heh, diğerleri dağılıyor. Dağılmıyor diyor, onun gölgesinde oluyor. Onun gölgesinde, diğerleri buna bağlı olarak... size şekil alıyor. Şekil alıyor. Şimdi söylemek istediğim şu abi, yani bütün Esma'larda benim az veya çok bir... hissem var. Bende bir hissem var, evet. Var. Bir hissem var. Diğerleri benim için imamın mübin mi? Yoksa o çizginin içinde mi kitab-ı mübin, imam-ı mübin, her ikisi de? Ha, başka bir yere taşıdın sen şimdi. Şimdi bak, bu esmalar bize rağmen çalışıyor. Değil mi? Evet. Bana çağır. Evet. Şey, tayinata tecellidir ama ben o esmayı mertebelendirmedim daha. Bu mertebesiz esmalar. Bu imam-ı mübin. Mazi ve mustakbel. Düşey olanlar imam-ı mübin, bunlar dedik de mübin. İmam-ı mübin nedir? Bak, imam mazi ve mustakbel. Bizimle alakası yok. Gelecek teklif, geçmiş kader. Gene benimle alakası yok. Ama ona şekil vermek, anda göstermek kitab-ı mübin. Bu taraf kitab-ı mübin. Hmm. O zaman bu böyle bakarsak imam-ı mübin, kitab-ı mübin, o zaman da kumaş gene. Gene kumaş. O zaman dima oluyor. Dima oluyor. O zaman ortaya çıkan kumaş dima oluyor. Dima neydi? Lef-i Mahfuz'un bizdeki montası. Çünkü ki vahiy ile aklın mazi ve mustakbeli gayiplikten çıkıyor diyor. Şualar 203. Evet. Ha bak şimdi, başka bir yere taşıdın. Evet. Eğer bu kumaşı ben kader ciheti, itikada götürdüm. Ama eğer akla düşünürsek, bu çizgiler yukarıdan aşağı olan imam-ı mübindir. Mazi ve mustakbel. Peki, onlara ben mukabele ediyorum. Kitab-ı mübinedir. Kudret ve irade. Burası neydi? Emir, ilim. Hı hı. O zaman imam-ı mübinlerle kitab-ı mübinlerimi kesiştirirsem ortaya çıkacak kumaş dimadır. Dima kumaşıdır. Dimada işte o kumaşta ne var? Şekil var. Bak şekil var. Çiçek koymuş. Ne bileyim cami yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış. Hı hı. Onlar da diman mertebeleri işte, izan, iltizam bir şey vermiş. Yani kumaş o zaman dima olur. Diyelim ki vicdana uygularsan, bu bir kanundur ya, yakaladın mı bu işi, her yerde kullan. Acayip bir formül yani. Acayip bir formül. Mesela vicdana uygula, ben, kardeşim. Ben şöyle uyguladım abi vicdana, söyleyeyim, direkt söyleyeyim isterseniz. Az önce dediniz de dimadadır diye. Şimdi dimada tefekkür olarak ben burada yönümü belirliyorum. Bu kumaşı zihinde ortaya çıkartıyorum abi. Ben böyle... Ha, şimdi bu kumaşta dimaş yaptın kardeşim. Tefekkürle biz ne yapıyoruz? Tefekkürle orayı var ediyoruz, yer açıyoruz. Yer zihinde. Açıyoruz. Tabii, mesela şöyle, zihinde oluyor. Saati bana bakar mısın saati? Tık, 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 tamam mı? Şimdi bastığı zaman yapacağım. Tık yapıyor ya iki nokta, buradan başladı. Tık, İmam Azam şöyle yapmış. Bu tıkı tut şunu. Şu tıkı da tut şunu, açtı, girdi içeriye, bastı zaman, sabah namazı iki rekatta koca Kur'an'ı hatmetti, öyle okudu herkes. Ama onları da soktu. Kendisi girmedi. Bastı zaman, tık, zamanı tuttu. Gene aynı saniye, bir saniye içeride zamansızlığa girdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin, kulazu be Rabbin nas, meliki nas'tan çıktı. Ne yaptı? Zamanı ayırdı. Nereye yaptı? İşte bu kumaş, bastığı zaman tayi mekan. Mesela peki nedir bu? Burası şeyler olsa, tahayyülümüz olsa, şimdi işimiz var, dur. Kim, Mehmet abi
hani müdahale edebilirsin demiştik ya Mehmet abi. Yok şu anda edemez. Şu anda edemez. Evet. Şimdi burası bir tanesi tahayyül, bir tanesi tasavvur. Kumaş oluyor, aklın oluyor bu sefer. Bu sefer bu birinci yol. Burası taakul, burası tasdikin. İzan kumaşın oluyor. Böyle de yap yani. Yani doku babam doku. Doku. Tezgahı kurdun ya dediğin gibi. Evet Mehmet kardeş, dışarı ses ver şimdi söylesin. Kaparlar açıklar mı? Evet. Bir şey mi diyeceksin abim? Yok. Alo. Duyuyor muyuz? Duyuyorum he. Abi şimdi cüz-i ihtiyarından vazgeçti diyoruz. Peki iradeye geçti. İrade dedi günah işleyemez. Bunun imtihanı bitti mi? Hayır. Bitmedi. O zaman şey mi oldu? Boyut mu değişti imtihan? Harika oldu. Nefis deyince nefse emmareyi açtın. Levame'ye gidince nefse emmare yok mu oldu? Üniversite diploman var. Onun dameninde lise diploması var mı yok mu? Ha içeride yaptırıcılığı duruyor ama kafasını çıkartamıyor. Ölmeden önce ölünüz. Ki, bu mudur? Yani bu çoğaltılabilir Mehmet kardeş. Her bir sürü sorunun cevabı olur bu. Ama kanun bir silsile. Bunu yakaladın ki maşallah. Güzel. Şimdi cüz-i ihtiyarından vazgeçtin, iradeyi geçtim diye günah boyutu bitmiyor. Ne yaptı? Nefsi emmareye, bak şimdi. Nefsi lemare, emmare var. Geçti nefsi levameye. Nefsi levameye gidince emmare yok mu? Var. Levame şu demek. Günah gene düşüyor da lev mi diyor. Lanet olsun şimdi. Allah kahretsin. Nerede yaptım diye lev mi diyor. Peki nefsi emmareyeyken bir adam günahına levme der mi? Küfreder mi? Ola nereden düştüm der mi? Demez. Miskamber der. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in günahlarım affedildi. Bundan sonra ne yapacaksın? Ha. Dediğini eyvah benim imtihanım boyutu değişti. Bu. Değil mi? Bu abim Allah razı olsun. Bu. Yani aşerim alacağım doktor. Aşerim o beşeriden. Şimdi bana cennette müjdelensi dese, Allah Resulü dese, Allah da vaat etti. Eyvah benim imtihanım değişti, zorlaştı. Ben der miyim ya? Atarım bacak bacak üstüne. Ona zaten garanti cennet. Onun için bana gelmiyor aşerimin beşere. Anladık. Efendim doktorum abi. Maddi nefse emmarenin işi bittikten sonra manevi nefse emmare devreye giriyor. Oh. Bundan dolayı. Ha. Maddi Kastamonu'dan söyledi şimdi. Bak çoğalıyor. Ama burada maddi nefse emmare bitiyor ama manevi başlıyor. Tekebbür manevidir. Asap, değil mi? Damar. Asap, damar, gurur gibi. Ama şu kumaşı yakalamanızı istiyorum ya. Evet. Bu dima kumaşı. Vicdana uygula, vicdan kumaşı. Kalbe uygula, harita. Bak aynı harita. Kalp haritası, ustad harita diyor. Ondan sonra geç vicdana, ruha. Kardeşim, bu sana rağmen, bu da mukabele. Onu şekillendiriyorsun, esmaları veya sıfatları. Bu mazariyetle, mukabelenle onları mertebelendiriyorsun kendi aleminde. Ortaya çıkan kumaş senin ya dimağındır, ya kaderindir, ya vicdanındır. Kes de kes. Mesela vicdanlı. Bu derste vicdan kumaşını oluşturdun. Eve gittin şimdi Osman. Gittin iş yerine, gittin hayvanlara, kayınzaya basmıyorsun. Kumaş böyle kesemem. Basamam, kumaşım oldu artık. Kumaşı yok. Nereye geçecek adam? Çırıp çıplak dolaşıyor. Bir şey giymemiş. Yani bu kumaş olunca eşine değişiyor tavrın, çocuğuna değişiyor, hayvanlara değişiyor, kabrin namazına mesela. Allahu Ekber. Bir de Allahu Ekber. Bu kumaş olmamış. Ama Allahu Ekber. Kumaşta hiç motif yok. Tek şey dokunuş. Evet. Anladın mı? Bu arada sakin ve asude namaz kılmak istiyorsanız sakın şekilli bir kumaş seçade seçmeyin. Tek boyutlu olsun. Tek boy. Çünkü tasavvurunuz oynamasın, tahayyülünüz oynamasın. Rahatsız edilmeyesiniz. Onun için mekruhtur. Renkli yerde namaz kıl. Tek boyutlu. En güzel de Allah'ın yaptığı seccadeyi kullanın. Şu toprakta yeşil ya.
Ya onu kullan ya kumu. Onun için seccadeyi seçerken koyuleşir değil. Böyle açık yeşil. Benim küçük çekmecede vardı ya. Var ya. Onu. Bu arada onu da söyledim. Şu anda birkaç tane de okuyayım kesin veya iki oldu. Yok yok. Şu iki tane okuyayım. Şuraya geçeyim tamam. Yaptırmıyor ki gafıl dersi. Sözler 322. Kalp ve aklını nefse emmareye musahhar edip yardımcı verse o terakkidin sukuttur. Aklını ve kalbini nefse emmareye yardımcı verse sukutmuş. Yoksa ooo adam çok iyi şey yapıyor falan. Gidiyor adam alet ediyor. Hatta ihtiyar nasıl kullanıyor? İmam-ı Gazali söylüyor. Diyor ki bizden ders alanlar gidiyorlar diyor. Devlet makamda memurluk alıyorlar diyor. Kızıyor. Bu ilimle orayı alıyorlar diyor. Bak ihtiyarını yanlış kullandı. İhtiyarını. Sözler 325. Son bu. Son 325. Hakaikin bütün inceliklerini nüfus eden insanın aklı. Bak görüyor musun? Hakaikin bütün inceliklerini içine alan akılmış. Akıl. Yani hakikatin muhatabı akılmış. Hakkın azami mertebesi oluyor. Yani mertebe tabii içinde hepsi, bütün mertebesi var. Hakaikin bak ne diyor? Bak acayip. Hakaikin bütün inceliklerini nüfus eden. Ya şu alarda tuş yaptım ya. Attım. Aklı daha kısıtlı gibi diyoruz ama üstad bütün inceliklerini diyor. Evet. Ya şu alar 203 mu neydi? Aklımda o kadar bir ders yapacağız onu. Onun üzerine çalışıyorum. Kumaş dokumaya çalışıyorum. Diyor ki akıl cihetiyle mazi ve istikbal gayiplikten çıkıyormuş. Burada yaşarsın hepsini. Allahu Ekber hakikaten. Gösterirdim 28. defterim burada olsaydı. Bakın vahiy ile muhatap olan akıl mazi ve müstakbel iyi dinleyin. Gayiplikten çıkıyor. Gayip değil. Senin için gayip olan onun için gayip değil. Şahit oluyorsun. Allah Resulü cennet cehennem gayip mi onun için? Bakın bir daha, vahye muhatap olan akıl için mazi ve istikbal gayiplikten çıkıp haziran oluyor. Şimdi iyi dinleyin. Hakaikin bütün incelikler muhatap olan diyor. Akıl dedi mi? Sözler 325. Şimdi diyor, hakikatin muhatabı akıl. Hakikatta da, hakikat da nedir? Hakikat, hakaike şey sabit edin. İz takip ediyorum. Esmalara bakıyor. Demek esmaların muhatabı akıl. Mahiyetlerin muhatabı sıfat. Latifelerin muhatabisi ruhtur. Bir daha. Esmaların muhatabı akıl ve dersimiz bitiyor. Mahiyetlerin muhatabı sıfat. Mahiyetler muhatabı derken yani sıfatların muhatabı bizde kim? Sıfatlar işte. Sıfatlar var ya mesela zatı sıfatlar, subutu sıfatlar var ya. Bende ruh mu? Yok may. Ruh ise latifeler var ya. Şefkat, muhabbet, müne. Yani şöyle anlamak çalışıyorum da. Esmaların muhatabı bende akıl. Peki Allah Teala'nın sıfatların muhatabı bende ne? Sende şey. Sıfatları sende kalp. Kalp mi? Kalp. Sıfatların muhatabı kalp. Evet. Tamam. Şuunat. Ruh. Mahiyet. Ene. Esmalar akıl. Sıfatlar kalp. Şuunat. Ruh. Mahiyet ise ene. Ve burada dursun. Cenab-ı Hak bu hakla haklanmayı nasip eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim eylesin. Ya Rabbi riyakarane söylediğimiz şu sözlerden dolayı Allah'ın dergahında, izzetinde hangi şekilde kabul oluyorsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri hürmetine istiyoruz ki beşeriyetimizden dolayı ikram ettiğin, lütfettiğin, ihsan ettiğin bu hizmet-i imaniye, Kur'aniye'yi beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma ya Rabbel Alemin. Zulüm yapmaktan ve zulme uğramaktan, Müslümanların fitnelerinden sana sığınırım ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi bize bırakma. Ya Rabbi hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle ve iştirak-ı amali uhreviyeden bizi sevenleri
bizim dua ettiklerimizi, söz verdiklerimizi, bize dua edenleri de onları da hissedar eyle, aziz eyle ya Rabbi. Burada beraber ettiğin gibi kabirde de, haşirde de, sıratta da, baki alem olan cennette de bizi beraber eyle. Ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı mansıra.